bunu şey de yapalım Ömer, basına tüm birlikte güçlü bir şekilde basında da gündeme gelsin. Yani gazeteler, haberler. Tamam. Evet, açalım. Kaç kişi oldu? Bana da ses gelmiyor diyenler var. Sayın Vergi Dairesi Başkanım, çok kıymetli Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü, saygıdeğer Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanım, değerli katılımcılar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, uzun zamandan beri beklediğimiz bir müjdeydi. En son geride bıraktığımız ayda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Sarcıklıoğlu'nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'la ilçe bazlı teşvik sistemi, kalkınma ajansları ve OSB'ler nezdindeki sorunlar ve çözüm önerileri konulu bir toplantı düzenledik. Bu toplantının sonrasında hem bakanımıza hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza bu ve buna benzer konularda ayrıntılı birer yazılı mesaj gönderdim. Hemen akabinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi Şurası'nda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldik. Vergi affı ve yeniden yapılandırmalarda olduğu gibi özellikle oda ve borsalarımızdaki birikmiş aidat borçları ile
gecikme zamlarının yeniden yapılandırmaya tabi tutulmasını talep ettik. Gerekli çalışmanın bir an önce başlatılmasının büyük önem arz ettiğini kaydettik. Bugüne kadarki görüşmelerimizde sadece bunları değil, özellikle pandemiyle birlikte ortaya çıkan Denizli'mizde yüzün üzerindeki konu ve isteklerimizi ilgili bakanlara ve Cumhurbaşkanımıza yazılı bildirdik. Bunların %90'ı karşılandı, taleplerimiz yerine geldi ve şükürler olsun kayıtsız kalmadı. Uzun zamandır bakanlıklar, siyasi ve çatı bildiğimiz top nezdinde yürüttüğümüz çalışmaların önemli oranda karşılığını almış olduk. Top aidatları, sosyal güvenlik kurum borçları ve KOSGEB ödemeleri gibi kamu alacaklarıyla vergiler ve cezalar ile gecikme faizlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik yasal düzenleme olan bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Denizimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, siyasilerimiz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Hizarcıklıoğlu'nun nezdinde çok sayıda toplantı ve görüşmemiz oldu. Her buluşmamızda, her platformda, her fırsatta böyle bir düzenlemeye gidilmesini istedik. Üyelerimizin içinde bulundukları şartların iyileştirilmesi adına atılacak önemli bir adım olacağını bizzat dillendirdik. Bu türdeki borçlarımızın ödemelerinin kolaylaştırılmasının hem kamuya hem de özel sektöre büyük fayda sağlayacağını, tahsilatı da hızlandıracağını belirttik. Bugün çabalarımızın karşılıksız kalmadığını görmek sizin kadar bizleri de mutlu etmektedir. Uygulamanın sağlıklı işleyebilmesi için vergi dairemiz, sosyal güvenlik kurumumuz, muhasebeciler ve mali müşavirler odası ile bugün önemli bir toplantıyı etkinlikte bir araya geldik. Bu konularla detaylı ve kapsamlı olarak ilgili müdürlerimiz sizlere gerekli bilgileri verecekler. Ben buradaki hazırına, Mali ve Müşavirler Odası Başkanımıza, Vergi Dairesi Başkanımıza, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. Bu kanun yürürlüğe girer girmez hemen bir araya gelip sizleri bilgilendirmek, sizlerinden gelecek soruları cevaplandırmak için sizlerin huzurundayız. Beni dinlediğiniz için bir araya gelip Denizli'nin her zaman olduğu gibi birlik, beraberlik gücünü ortaya koyup sorunları kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu bizler olarak çözümü noktasında her birimiz seferberlik şeklinde çalışıyor ve koşturuyoruz. Her birine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hoş geldiniz. Sayın Ticaret Odası Başkanım, Sayın Vergi Dairesi Başkanım, Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürüm, çok sevgili meslektaşlarım ve iş dünyasının değerli temsilcileri. Öncelikle sizleri şahsım ve oda kurullarım adına saygı ve sevgiyle selamlarım. Kurumlar arası işbirliği kapsamında yapacağımız 7256 sayılı yasal düzenleme eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine bu eğitim için işbirliği yaparak bizleri sizlere karşı ifade edebilme hakkı sağlayan başta Ticaret Odası Başkanımıza ve Ticaret Odası ailesine
ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Malum olduğu gibi 2020 yılı itibariyle ülkemizi ve dünyamızı olumsuz derecede etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle öteden beri var olan ve bu dönemde iyice bozulan işletmelerin mali yapıları sonucunda ödeme güçlüğü yaşayan işletmelerin vergi ve sosyal güvenlik borçları ile ilgili başta olmak üzere bazı kamu alacaklarının 7256 sayılı yasa ile mecliste kabul edilerek 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasa, kamuya olan borçların kesinleşmiş borçlarını kapsıyor. Burada ödeme tarihi 31.8.2020 tarihinden evvel olan, o tarihe kadar olan kesinleşmiş borçları 6, 9, 12 ve 18 taksit halinde ödeme imkanı düzenleyen bir yasa. Tabi bu yasal düzenleme 2011 yılında 6.111 sayılı yasayla başladı. 2016 yılında 6.736, 2017'de 7.020 ve 2018'de 7.143 sayılı yasayla devam eden uygulamaların büyük bir benzer yönü 7.256 sayılı yasayla ihtas edilerek karşımıza geldi. Tabii bu düzenleme önceki yapılan düzenlemelere göre sadece kesinleşmiş alacaklar tarafından benzerlik içeriyor. Diğer düzenlemelerde yer alan matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, inceleme aşamasındaki kesinleşmemiş alacaklar, yine dava aşamasında kesinleşmemiş alacaklar bu kapsamda, bu yasal düzenlemede yer almadı. Bu da kamuoyunun beklentilerini karşılamamakta. Yani bu uygulamaların, bu yasal düzenlemenin içinde yer almıyor olması beklentileri karşılamadı. Yine diğer düzenlemelerde yaşanan ödeme sıkıntıları nedeniyle, yani 6, 9, 12 ve 18 taksitli yapılan uygulama vergi mükelleflerini çok zorlamakta. Burada bizim yine bir talebimiz olmuştu ancak tabii dikkate alınmadı veya artık sonradan bir takım düzenlemelerin yapılması söz konusu olmadığını biliyoruz. Burada 6, 9, 12 ve 18 mükelleflerin bu yapılandırmaya, taksitlendirmeye müracaat ettikten sonra bir ay vergi borçları, ertesi ay sosyal güvenlik borçları, 36 ay böyle devam eden bir serüven. Bu serüven içerisinde de, süreç içerisinde mutlaka mükellefler, işletmeler bu ödeme güçlüğü yaşayarak tekrar taksitlendirmeler ve yapılandırılmaları bozulmakta. Bununla ilgili daha esnek, bir kişi esnafa veya hani sektörlere göre değişik bir esnek yapı belirlenebilirdi. Burada ilk ödeme tarihi bu yasada az sonra sevgili başkanım ve müdürüm anlatacaktır mutlaka. Ocak ayında vergi borçları, Şubat ayında da sosyal güvenlik borçları başlayacak. Zaten pandemi sürecinde şu an itibariyle işlerin birçok sektörde oturduğunu görmekteyiz. Çarkın dönmediğini görmekteyiz. Bu kısa vadeli ödeme yönlerinin, bu konunun, bu uygulamanın başarıya ulaşma konusunda yeterli olmayacağı kanaatindeyiz. Burada 2020 yılı maalesef ülkemiz ve dünyamız için çok kötü bir şekilde geçiriyoruz. Çok acılar yaşadık. 2020 yılının başında ülkemizin güney sınırlarını ve sınır ötesini yaşadığımız şehitlerimiz, ardından Elazığ ve Malatya depremleri, yine Van'da yaşadığımız çığ felaketi, yine en son İzmir'de yaşadığımız deprem felaketi ile birlikte Mart ayından bu yana ülkemizde yoğun bir şekilde görülen Covid salgını nedeniyle birçok yaşamını yitiren vatandaşlarımız var. Buradan bu yaşamını yitiren askerlerimizi, vatandaşlarımızı da rahmetle anmak istiyorum. Bu süreçten olumsuz etkilenen meslektaşlarımız da var tabii pandemi sürecinde. Birçok mesleklerde olduğu gibi bizim de bu süreçten olumsuz etkilenmemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada sağ olsun 518 nolu vergi usul kanunu tebliğiyle yayınlanan vergi usul kanunu tebliğiyle bizlerin de bu COVID-19 salgını nedeniyle olaydan etkilenen gerek vaka gerek de temastan dolayı
karantinada ve izolasyonda olan arkadaşlarımız mücbir sebat hakkı elde etmekte. Bununla ilgili taleplerimizi Vergi Dairesi Başkanlığı sağ olsun çok hızlı bir şekilde onaylayıp Ankara'ya gönderiyor. Ankara'dan da hızlı bir şekilde geliyor. Şu ana kadar müracaatlarımızda olumsuz sonuçlanan yok bildiğimiz kadarıyla. Burada tabii istediğimiz mücbir sebep uygulaması tam anlamıyla bu değil. Yetersiz olarak görüyoruz. Niye? Vergi Dairesi aracılığıyla gönderdiğimiz MuhSGK tarafının Vergi Dairesi tarafındaki bildirimleri kapsam içerisinde değerlendiriliyor. Ancak yine aynı sistem üzerinden göndermiş olduğumuz SGK bildirimleri mücbir sebep kapsam içerisine alınmıyor. Yine aynı şekilde elektronik defter beratlarının da mücbir sebep kapsamında değerlendirilmediği görülmekte. Bununla da ilgili adil uygulanabilir bir mücbir sebep hakkının olmasını istiyoruz kamudan. İnşallah diğer türlü meslektaşım karantina kapsamında dışarı çıkıp iş yapmak zorunda bırakılıyor. Bu da toplum sağlığı açısından işte olmaması gereken bir davranışa doğru itilmek zorunda kalıyoruz, itiliyoruz da. Yine sevgili izleyicilerimiz, bugünlerde devletimizin ekonomi ve hukuk alanında bir takım reformlar yapmak istediği izliyoruz ve duyuyoruz. Bu konuda çalışmaların vardığını biliyoruz. Burada arzulanan şey de uygulamada ticari davalardaki yargılama sürecinin en kısa şekilde sonuçlanması ile ilgili devletimizin bir çalışması var. Ticari davalarla ilgili bizim burada bir sorumluluk alıp, bir hak alıp bu işleri daha da hızlandıracağımızı ben başta Ticaret Odası Başkanımız aracılığıyla kamuoyuyla iletmek istiyorum. Burada ticari ilişkileri muhasebe kayıtlarını yapan bizleriz. Ticari davalarda da yine bu işin en hızlı sürede şekillenmesi, sonuçlanması bizim yapacağımız iş ve işlemlerle, yani bir arabuluculuk sistemiyle bunun çok kısa sürede sonuca ulaşabileceğini düşünüyoruz. Böyle bir hakkı niye istiyoruz? Çünkü bizim bilirkişilik yapma hakkımız var. Mahkemelerde yaptığımız bilirkişi neticesinde, yazmış olduğumuz raporlar çerçevesinde hakimler, yargıçlar, mahkeme başkanları bizim yaptığımız mali bilirkişi raporuna göre hüküm tesis ediyor. Yani buradan varmak istediğimiz nokta bu işi bizim yapıyor ve ehil olduğumuzun bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Burada taraflar arası sıkıntıyı en kısa zamanda bizim çözebileceğimizi düşünüyoruz. Yine ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Konunun taraflarıyla ilgili sizi bir an önce baş başa bırakmak istiyorum. Bu 7256 sayılı yasa ile ilgili SGK İstihdam'a dönüş desteklerimiz var. Yine SGK İstihdam teşviğimiz var. Kısa çalışma müracaat ve uygulamaları ile ilgili yenilikler yapıldı. Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 7252 sayılı teşvik kısa çalışma KÇV'den biten, çıkan, normal çalışmaya geçen iş yerlerindeki uygulanan 3 aylık teşvik 6 aya çıkarıldı. Son başvuru süresi ise 31 Aralık 2020 iken bu 36-2021 tarihine uzatıldı. Yine bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31-12-2020'de biten 6111 sayılı teşvik 31-12-2022'ye kadar uzatıldı. Yine bugünkü Cumhurbaşkanlığı kararlarının içinde 31-12-2020'de biten 7103 sayılı teşvikler 31-12-2022 tarihine kadar uzatıldı. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde tekrar taraflarla, meslektaşlarımızla ve iş dünyasıyla birlikte olacağız, olmak istiyoruz. Bunlarla da ilgili önem arz eden hususları paylaşacağız. Yine burada Sosyal Güvenlik Kurum İl Müdürümüz ve Ticaret Odası Başkanımız buradayken, onları yakalamışken 2013 yılından beri ülkemizin 51 ilinde uygulanan 6486 sayılı teşvik uygulaması maalesef bizim Denizli'mize verilmedi. Bunu geçen sene hatırlarsanız Sayın Başkanım mücadelesini yapmıştık, başaramamıştık. İnşallah
Bu önümüzdeki ay Ocak ayında bu 3012'de 2020'de bitecek bu 6486 sayılı teşvik uygulamasının süresi ama her yıl uzatılıyor. Ocak ayında bunun uzatılması olacak. Bu uzatmadan önce bu 51 ilin için Denizli'mizin de alınması ile ilgili bir kulis çalışması yapılmasının ve il müdürümüz Abdullah Bey'in de konuyu genel müdürlüğe iletmesini talep ediyoruz. Burada çünkü bu teşvik uygulaması 7 yıldan beri, ülkemiz 8 yıldan beri uygulanıyor. %6'lık bir teşvik. 100 işçi çalıştıran bir iş yerinde 7 yıllık kaybı 2,5 milyon lira başkanım. Bunun Denizli sanayicisi açısından, esnaf açısından ciddi bir rakam olduğunu düşünüyoruz ve bunu talep ediyoruz. Ben sözlerimi burada tamamlayarak bugün bu eğitimi bizlerle birlikte sunum yapacak olan Sayın Regres Başkanımız Halil Tekin ve yine Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüz Abdullah Mersin Bey aramızda böyle bir organizasyona katıldıkları ve katkı koydukları için ben şimdiden teşekkür ediyorum. Halil Tekin Başkanımız ilimize yakın bir zamanda geldi. Gaziantep'ten, Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan ilimize geldi. Kendisinin de bu vesileyle ilimizde yeni görevinde başarılı bir görev dileklerimizi tekrar iletelim. Abdullah Mersin Müdürümüzü de zaten hepimiz yakından çok iyi tanıyoruz. Hemşerimiz. Hemşerimiz olması nedeniyle devamlı bizler Mali Müşavir ve Denizli Sanayicisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çok iyi bir şekilde hizmet veriliyor ve kendisi de bu konuda özverili çalışmalar yapıyor. Bundan dolayı da kendisine Sayın Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ben bir an önce 7256 ile ilgili sunumlarını yapmak üzere öncelikle Vergi Dairesi Başkanımız Halil Tekin Bey'i buraya almak istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Başkanım senin bir Teşekkür ederim. Özellikle bu zor zamanda ben de sözlerime başlamadan önce bu organizasyonda emeği geçen başta ticaret odamızın çok kıymetli temsilcilerine, mali müşavirler odamızın çok kıymetli temsilcilerine ve diğer buradaki sizlerin göremediği perde arkasında olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Malumunuz yapılandırma yasası uzun bir süreden beri kamuoyunda beklenmekteydi ve 17 Kasım itibariyle de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yine bununla ilgili bizim uygulama tebliğimiz de 27 Kasım tarihi itibariyle yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmakta. Ben tekrar sözlerime başlarken şahsım ve kurum adına bütün katılımcıları, bütün meslek mensuplarını saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Seminerimizin şimdiden faydalı olmasını diliyorum. Olabildiğince kısa tutarak Sayın Başkanlarım soru cevaba daha çok vakit ayırmayı planlıyoruz. Kısa bir şekilde sunumumuzu yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüz sunumu yaptığı esnada ben de bize gelen, yöneltilen sorular üzerinde bakıp tekrar cevap almak üzere buraya geçeceğim. İzninizle sunuma başlamak istiyorum. Değerli katılımcılar, çok kıymetli misafirlerimiz. Az önce bahsettiğim kamuoyunda 7256 sayılı kanun olarak bilinen bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması ile ilgili kanunumuz aslında torba bir kanun. Çok uzun bir kanunda. Biz bugün burada ilk 4 maddesinden bahsedeceğiz. Ben kanunun yapılandırma ile ilgili genel hükümlerinden bahsedip ayrıntılı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın alacaklarının yapılandırmasını bahsedeceğim. Benden sonra da çok kıymetli müdürümüz, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüz, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının nasıl yapılandırıldığını bahsedecek. Başlatıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.
Kıymetli katılımcılar, yapılandırma hükümleri kanunumuzun ilk 4 maddesinde ele alınmış. Birinci madde amaç ve kapsam tanımlardan bahsediyor. İkinci maddemiz kesinleşmiş alacakların yapılandırmasını bahsediyor. Mali Müşavirler Odamızın kıymetli başkanı bahsetti. Bu kanun sadece kesinleşmiş alacakların yapılandırmasını öngörüyor. Biraz sonra bu kavramın üzerinde duracağız. Kesinleşmiş alacak kavramı bizim için çok önemli. Üçüncü maddede ortak hükümleri, bu yapılandırma ile ilgili detaylı bir şekilde anlatıyor. Dördüncü maddede diğer hükümler ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklar hakkında bize bilgi vermekte. Şimdi öncelikle hangi idarelerin alacakları yapılandırma kapsamına giriyor? Kısaca buna değinmek istiyoruz. Çok kapsamlı kanun, kıymetli başkanlarım. Ekranda da görüyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın gümrük alacakları, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacakları, il özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarının borçlarını bu kanun kapsamında yapılandırabileceğiz. Yine aynı şekilde Tarım Orman Bakanlığı'nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin, Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun, TÜRMOP'un, TİM'in, KOSGEB'in, Kalkınma Ajanslarının, Türkiye Barolar Birliği'nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Orman Genel Müdürlüğü'nün, Türk Standartları Enstitüsü'nün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün alacakları bu kanun kapsamında yine yapılandırabilecek. Kapsama giren idareler bunlar. Oldukça geniş. Hemen hemen birçok kamu kurumunda olan borçlar yapılandırma kapsamına girebiliyor. Peki kapsama hangi alacaklar giriyor? Sunumumuzun bu bölümünde de kısaca bundan bahsedeceğiz. Vergiler olarak ekranda görüyorsunuz. Hemen hemen bütün vergiler kanun kapsamında yapılandırıyor diyebiliriz. Hangileri bunlar? Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, gümrük vergisi ve diğer vergiler. Tek tek sıralamadık burada. Toplumun çok büyük kısmını ilgilendiren kalemleri aldık ama diğer vergiler kapsamında da birçoğunun girdiğini söyleyebilirim kıymetli başkanlarım. Cezalar açısından baktığımızda da vergi cezalarının tamamı bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar arasında yer alıyor. Yine aynı şekilde faizler ve gecikme zamları, gümrük idari para cezaları kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar arasında. Peki kapsama başka hangi alacaklarımız geliyor? Yine ekranda görüyorsunuz. Biraz sonra ayrıntılı söyleyeceğiz. Bazı idari para cezalarının haricinde bütün idari para cezaları bu kanun kapsamında yapılandırılıyor. Neler bunlar? Toplumun çok büyük bir kısmını ilgilendiren trafik para cezaları, askerlik seçim para cezaları, nüfus para cezaları, yine bu karayolları taşıma kanununa göre kesilen idari para cezaları, karayolları genel müdürlüğünün kontrolündeki otoyollarda usulsüz geçişlerle ilgili kesilen idari para cezaları, madenlerde devlet hakkı, ecimsil alacakları, haksız alınan destekleme ödemeleri, ve öğrenim katkı kredileriyle yine öğrencilerimizin daha önceden kullanmış oldukları öğrenim kredisi borçları da bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar arasında yer almakta. Az önce bahsetmiştim, kapsama giren alacakların çok kapsamlı olduğunu, çok geniş olduğunu. Başkanım sadece vergilerle kalmıyor bunlar. Ekranda da görüyorsunuz büyükşehir belediyelerimizin ya da diğer belediyelerimizin ve bu belediyelere bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su, atık su, katı ücret alacakları, yol katılım payları veya ücretlerden kaynaklı diğer alacakları da bu kanun kapsamında yine yapılandırılabilecek ilgili belediyeler tarafından. Az önce bahsetmiştik Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacakları. Burada hemen hemen hepsi var. Kıymetli müdürümüz biraz sonra detaylı sizlerle zaten sunumunu paylaşacak. Yine son olarak kapsama giren alacaklarda Tarım Orman Bakanlığı'nın bu tarımsal amaçlı kooperatiflere ya da bu kooperatifin ortaklara kullandırdıkları kredi alacaklarından yine Orman Genel Müdürlüğü'nün orman köylülerinin oluşturdukları bu kooperatiflerin kullanmış olduğu kredi alacaklarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın özellikle organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitesi kooperatiflerine kullandırmış oldukları kredi alacakları da bu kanun kapsamında yine yapılandırılması mümkün. Ekranda görüyorsunuz son olarak da kısacası odalarımızın diyebiliriz. Hangi odalar bunlar? Türkiye Odalar Borsalar Birliği, TESK, TÜRMOP, TİM gibi, Türkiye İhracatçılar Meclisimiz gibi, Ticaret Odamız gibi, Mali Müşavirler Odamız gibi bu odalarımızın
üye aidatlarının borçları, yani onların alacakları bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Odalarımızın da kendi birlikleri olan borçları varsa yine bu kanun kapsamında yapılandırılması mümkün. Sigorta ekspertizlerinin levha aidat borçları yapılandırılması mümkün. Staj kredisiyle ilgili borcu olan öğrencilerimizin ya da stajyerlerimizin de bu borçlarını yapılandırmaları yine bu kanun kapsamında mümkün görünüyor. Son olarak da kapsama giren diğer alacaklardan kısaca bahsedelim. KOSGEB'in alacaklarıyla ilgili yapılandırmak söz konusu. KOSGEB'e nasıl borç alabilir mükellefimizin? Daha önceden kullanmış olduğu kredi faizi desteklerini ödeyememişti. Ya da geri ödemeli desteklerini geciktirmiştir. Bunları yapılandırabiliyor. Bunları KOSGEB'e taksitlendirebilecekler. Yine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kira bedelleriyle ilgili alacakları ya da mükelleflerimizin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne borçları varsa bir kanun kapsamında yapılandırılabilir. Kalkınma ajanslarının İl özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan alacakları da bu kanun kapsamında yapılandırılacak alacaklar arasında yer almakta. Aynı şekilde Türkiye Standartları Enstitüsü'nün de gerçek ve tüzel kişiliklerden hizmet alımları dolayısıyla bulunan alacaklar oluyor. Onları da bu kanun kapsamında yapılandırmaları mümkün. Oldukça geniş, hemen hemen girmeyen, yok denecek kadar alacak türü var. Sadece girmeyen alacaklarla ilgili ekranda görüyorsunuz değerli katılımcılar. İdari para cezaları ile ilgili ve adli para cezaları ile ilgili üzerinde durmamız gerekiyor. Bu kanun kapsamına girmeyen adli para cezaları var. Hiçbir adli para cezası bu kanun kapsamında yapılandırılması mümkün değil. İdari para cezalarının içinde de ekranda gördüğünüz düzenleyici ve denetleyici kurumlar dediğimiz bizim üst kurullar tarafından kesilen para cezaları bu kanun kapsamına girmiyor. Neler bunlar? Enerji piyasasının düzenlemiş olduğu ya da kesmiş olduğu cezalar bu kanun kapsamında faydalanılmıyor. Aynı şekilde sermaye piyasası kurumunun kesmiş olduğu cezalar, bankacılık düzenleme denetleme kurumunun kesmiş olduğu cezalar, kamu ihale kurumu gibi üst kurullar tarafından kesilen cezaların hiçbiri girmiyor. Biz buna düzenleyici ve denetici kurumlar diyoruz. 5018 sayılı kanununda 3 sayılı cetvelinde yer alan idareler. Bunlar tarafından verilen bir para cezası varsa bu kanun kapsamında yapılandırılmayacak. Şu an için bütün dünyanın mücadele ettiği COVID cezaları da bu kanun kapsamında yapılandırılması mümkün değil. Biz de vergi dairesi olarak onların tahsilatlarını hızlı bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Yine tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi hakkındaki kanuna göre kesilen idari para cezalarımız var. Bu kanun kapsamında onların da yapılandırılması mümkün değil. 4 kalem alacak bu kanun kapsamında yapılandırılamıyor. Adli para cezaları, düzenleyici ve denetleyici kurumların para cezaları, COVID cezaları diyelim ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesiyle ilgili kesilmiş olan idari para cezaları bu kanun kapsamında değil. Şimdi buraya kadar çok kıymetli katılımcılar hangi kurumların alacaklarının girdiğini, hangi kalem alacakların girdiğini konuştuk. Bundan sonra da hangi dönem, hangi tarihe kadar olan borçlar yapılandırılacak bir sunumumuzda kısaca sizlerle onlardan bahsedeceğiz. Biz yapılandırmada 31 Ağustos 2020 tarihini esas alıyoruz. Kurgu bunun üzerine. Ama bu vergilerde, cezalarda, idari para cezalarında biraz durum değişebiliyor. Vergilerde döneme esas alıyoruz. Dönem olarak bakıyoruz. 31 Ağustos 2020 ve daha önceki dönemler bu kanun kapsamındaki yapılandırma kapsamına alınıyor. Fakat beyana dayanan vergilerde beyanlama verme tarihini esas alıyoruz. Ne demek bu? Temmuz dönemine ait KDV beyannamesi hepinizin bildiği üzere Ağustos ayında veriliyor. Dolayısıyla Temmuz dönemi KDV beyannamesinin borçları bu kanun kapsamında yapılandırılabiliyor. Ağustos dönemi Eylül ayında verileceği için yapılandırılamıyor. Beyannameli olan alacaklarda beyanname verme tarihi bizim için çok önemli. Beyannameli olmayan alacaklarda döneme esas alıyoruz ve 31 Ağustos 2020 döneminden önce bir tahakkuk söz konusu ise onu bu kanun kapsamında yapılandırabiliyoruz. Buna da şunu örnek verebiliriz. Motorlu taşıtlar vergimizin hem birinci taksidi hem ikinci taksidi bu kanun kapsamında yapılandırılıyor. Birinci taksit biliyorsunuz Ocak ayındaydı. İkinci taksit de Temmuz ayındaydı. Bu kanun kapsamında yapılandırılması mümkün. Ekranda çok küçük yazılarla görüyorsunuz ama üçüncü dönem geçici vergiyi yapılandıramıyoruz. Kanun kapsamına girmediği için. Yine çevre temizlik vergisi diye geçiyor başkanım ve aynı zamanda da emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri Kasım ayında, onlar da bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar arasında yer almıyor ama hem çevre temizlik vergisinin hem de emlak vergisinin ilk taksitini yine isteyen mükelleflerimiz ilgili belediyelere bu kanun kapsamında yapılandırmaları mümkün. Cezalarda ise durum biraz değişiyor. Ekranda yine görüyorsunuz.
Cezalarda da döneme esas alıyoruz ama burada tespit tarihi çok önemli. 31.8.2020 tarihinden önceki tespitlere dayanması gerekiyor usulsüzlük ve özürsüzlük cezalarının. Kesinleşmiş olsa bile tespit tarihi 31.8'den sonra ise bu kanun kapsamında yapılandırılamayacak. Biliyorsunuz Temmuz dönemine ait form BA ve BS'ler 31 Ağustos'a kadar verilebiliyor. Bunların da tespit tarihi 1 Eylül oluyor. Dolayısıyla Temmuz dönemine ait BA ve BS'den kaynaklanan bir cezamız varsa, vergi dairesi tarafından bize gönderilip kesinleşse bile bu kanun kapsamına giremeyecek. Çünkü tespit tarihi Eylül olduğu için. Aynen. Burada bir daha altını çizmek istiyorum. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında tespit tarihini esas alıyoruz ve 31.8'den önce olmuş olması gerekiyor. Diğer idari para cezalarında da durum aynı. 31 Ağustos 2020 tarihinden önce verilmiş olması gerekiyor. Trafik para cezalarının, karayolları taşıma kanuna göre kesilen para cezaları ve diğerlerinin. Yani bizim 1 Eylül'de başkanın işlemiş olduğumuz bir trafik suçuna bağlı cezamız bu kanun kapsamında kesinleşmiş olsa bile yapılandırılamıyor. 31.8 ve öncesinde ise ve trafik para cezası da kesinleştiyse bu kanun kapsamında alacaklarımızı yapılandırabileceğiz. Diğer alacaklarda durum ne? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Diğer alacaklarda ise vadeyi esas alıyoruz. Biliyorsunuz kanunumuzun yayın tarihi 17 Kasım. 17 Kasım dahi mükelleflerimiz bize borçlarını ödemediyse bu kanun kapsamında yapılandırmaları mümkün oluyor. Bunlar daha çok bizim 6183 sayılı kanun kapsamında tahsis ettiğimiz alacaklar oluyor. Mesela ecimsil alacaklarımız var bizim. Diyelim ki 20 Ekim 2020 vadeli bir ecimsil borcu var mükellefimizin. Kesinleşmiş. Bu kanun kapsamına girer mi? 17 Kasım'da kadar ödenmediği için bu kanun kapsamında yapılandırılması mümkün girer. Dolayısıyla vergilerde döneme baktık. 31 Ağustos tarihini esas aldık. Cezalarda tespit tarihi çok önemliydi. İdari para cezalarında da aynı şekilde. Diğer alacaklarda ise kanun yayın tarihini dikkate alarak bu kanun kapsamında girip girmediğine karar veriyoruz. Şimdi az önce de bahsettik. Bu kanunda hep bir kesinleşmiş alacak kavramından bahsedeceğiz. Ekranda da görüyorsunuz. Biz bir alacağın kesinleşmesini şöyle tarif ediyoruz. Alacağın varlığının hukuk düzeninde itilaflı olmaması veya itilaflı hale gelme olasılığının kalmaması anlamına geliyor. Eğer bu kapsamda bir alacak değilse kesinleşmiş alacak saymıyoruz. Bu da alacağın türüne göre başkanım çok değişiyor bizde. Mesela beyana dayanan vergilerde beyanname verilmekle birlikte tahrif ve tahakkuk işlemi aynı anda gerçekleşiyor ve kesinleşme oluyor. Türk vergi sisteminde mükellefler beyanlarına dava konusu yapamıyorlar. Tek istisnası ihtirazi kayıt. İtirazi kayıtla verilen beyannameler de bu kanun kapsamında kesinleşmiş alacak kabul ediliyor. Özel düzenlemesi var. Kanun diyor ki itilafından vazgeçmek kaydıyla. Dolayısıyla beyannameli alacaklarda kesinleşti mi kesinleşmedi mi beyanname verildi kesinleşti alacak. Herhangi bir tereddüt söz konusu değil. İhbarname kuralına göre olan tarihatlarda durum biraz daha farklı oluyor. Onda da biz bir mükellefimize ihbarname kuralına göre tarihat yaptığımızda şöyle anlatabiliriz. Bir inceleme raporumuz geldi. Vergi dairemiz vergi ceza ihbarnamesini düzenledi. Mükellefimize tebliğ etti. Bu kanunun yayın tarihinden önce, 17 Kasım'dan önce itilaf olmadıysa, yani kendiliğinden mükellef dava açmadı, biz de tahakkunu verdiyse kesinleşti kabul ediyoruz. Herhangi bir şekilde bu kanundan bahsettiğimiz dönemlerde olmak kaydıyla alacaklarını mükelleflerimiz yapılandırabiliyorlar. İtilaflı alacak ise ilk derece mahkemesinde mükellef de kazansa, idare de kazansa, üst yargı yolları devam ediyorsa kesinlikle bu kanun kapsamında faydalanmaları mümkün değil bu mükelleflerimizin. Yine bu tarihata dayalı alacaklarımızda, tarihata dayalı olan durumlarda bir de uzlaşma meselesi var. 17 Kasım dahil, 17 Kasım'dan önce, tarihat öncesi veya tarihat sonrası uzlaşma vaki olduysa yine biz bu alacakları dönem girmesi kaydıyla kesinleşmiş alacak olarak kabul ediyoruz. Aksi halde kesinleşmiş alacak olarak kabul etmemiz mümkün değil ve bu kanun kapsamında yapılandırılması mümkün olmuyor. Şimdi yapılandırmayı peki nasıl yapıyoruz? Ekranda görüyorsunuz. Neyi alacağız yapılandırırken başkanın mükelleflerimizden neden vazgeçeceğiz? Şimdi kısaca bundan bahsetmek istiyoruz. Bir kere vergilerin aslında bir vazgeçme söz konusu değil. Vergilerin tamamını alıyoruz. Hiçbir şekilde vergide kaldırma söz konusu değil. Alacak aslında tamamını aldık.
alacak aslına bağlı olan gecikme faizi gecikme zammı diyoruz biz. Feri alacaklar yerine de bu kanunda hesaplamasında anlatılan YÜFE dediğimiz bir endeksleme oranı yapıyoruz. Yani ana parayı alıyoruz ve bunun karşılığında da ana paraya kanun yayın tarihine kadar YÜFE dediğimiz bir endeksleme uygulamasıyla bir feri alacak doğuruyoruz. Peki neden vazgeçiyoruz bunun karşılığında tahsilinden? Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamından vazgeçiyoruz. Vergi ziyan cezası diyoruz biz bunlara. Peki gecikme faizi, gecikme zamları ne oluyor? Bunlardan da vazgeçiyoruz. Neyi aldık? Vergi aslının tamamını aldık. Bu asla YÜFE dediğimiz bir endeksleme uyguladık. Varsa mükellefimizin vergi aslına bağlı olan cezasının tamamından, gecikme faizinden, gecikme zammından vazgeçmiş olduk. Yapılandırmayı da bu şekilde kesinleşmiş olması kaydıyla gerçekleştiriyoruz. Yine diğer alacakların yapılandırmasından da kısaca bahsedelim. Şimdi şekle bağlı dediğimiz bizim ya da vergi aslına bağlı olmayan cezalarımız da var. Meslek mensuplarımızın çok iyi bildiği usulsüzlük ve usulsüz cezaları kesinleşmiş olması kaydıyla bu cezaların da yarısını alıyoruz, yarısının tahsilinden vazgeçiyoruz. Trafik para cezaları, seçim para cezaları, askerlik para cezaları yani diğer idari para cezalarında ise aslında bir vazgeçme söz konusu değil. Onların da tamamını alıyoruz. Slaytımızın ilerleyen zamanlarında göreceksiniz ödemeye bağlı ya da erken ödemeye bağlı onlarda bir indirim yapıyoruz ama kural olarak aslının tamamını alıyoruz. Bizim vergi daireleri tarafından tahsil edilen vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve usulsüzlük cezalarının yarısının tahsilinden vazgeçiyoruz ama idari para cezaları grubunun asıllarının tamamı alınıyor. Peki idari para cezalarında hiç mi bu kolaylık yok? Onların faizleri yerine de YÜFE hesaplaması dediğimiz o endekslemeyi yaparak gecikme zamlarının ya da cezai faizlerinden tahsilinden vazgeçiyoruz. Burada değinmek istediğim bir başka husus da başkanım bizim bundan önce yapılandırma yasalarımız da vardı. 7143 sayılı kanunda ödemeleri devam eden mükelleflerimiz var. O kanunun 2., 3. ve 4. maddesinde o mükelleflerimiz de isterlerse bu kanun kapsamında gelip alacaklarına yapılandırabilecekler. Örneğin kanunun 2. maddesinin ödemesi devam eden mükelleflerimizin 15. taksitini biz aldık. Özür diliyorum 13. taksitini aldık. 5 taksitleri daha var. Geri kalan taksitlerini bu kanun kapsamında yapılandırabilirler. Burada bir şeye çok dikkat çekmek istiyorum. Özellikle meslek mensubu arkadaşlarımızın mükelleflerimize de hatırlatmalarını rica ediyorum. Bu kapsamda yeniden borçlarını yapılandırmaları mükellefimizin aleyhine bir durumda olabilir. Tebliğde ayrıntılı bir şekilde anlattık biz bunu. Ödeyecekleri rakam daha da artabilir. Ve biz mükelleflerimize bu maddeye göre müracaat ettiklerinde diyoruz ki 31.12'ye kadar sen düşün. Eski haliyle devam edersen daha az ödeyecektin. Burada 18 taksit 36'ya yaydın ama ödeyeceğin rakam artacak. Sen karar ver diyoruz ve yasanın müracaat tarihinin sonuna kadar 31 Aralık'a kadar da bu kararı ile ilgili seçim nakı hakkını kendine yapılandırdıktan sonra sunacağız. Özellikle bu kısma çok dikkat etmek lazım. Mükelleflerimizin ödeyecekleri rakamları artabilir. Kendileri karar verecekler. Ben müracaat ettim vazgeçemez miyim? Vazgeçebilir. Ne zamana kadar? 31 Aralık tarihine kadar vazgeçmeleri mümkün. Ama daha önce yine olan yapılandırma yasalarında 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanuna göre ödemeleri devam eden mükelleflerimizin bu kanun kapsamında yapılandırmaları söz konusu değil. Sadece 7143'ün 2, 3 ve 4. maddeleri mümkün. Yine 6736'da matrah artırma ve stok beyanı ile ilgili ödemeyen mükelleflerimiz varsa bu kanun kapsamında kanunda özel bir düzenleme yapıldığı için yapılandırmaları alacaklarına mümkün görünmüyor. Kanunun kapsamı alacak türleri itibariyle, idareler itibariyle başkanım bu şekilde özetleyebiliriz. Ben tabii süremin ne kadar kaldığını da bilmiyorum. Olabildiğince de hızlı gitmek istiyorum. Umarım da zamanlama açısından doğru gidiyoruzdur. Şimdi bu şekilde genel hatlarıyla çizdikten sonra hangi tarihte bize müracaat edecekler, hangi tarihte diğer kurumlara ana hatlarıyla bunlarla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye yapacak. Belediye ise belediye. Sosyal güvenlik kurumumuzsa ise borcu mükelleflerimizin sosyal güvenlik kurumu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise vergi dairelerimize bu müracaatlarını yapmaları gerekiyor. Ben burada özellikle vergi dairelerimiz için bir şeyin altını çizmek istiyorum. Meslek mensuplarında da bu konuda çok fazla beklentimiz var. Malum
hepimizin mücadele ettiği bir hastalıkla karşı karşıyayız. Bizim interaktif vergi dairesi dediğimiz, maskesiz gelebileceğiniz ve işlerinizi yapabileceğiniz tek vergi dairesi diyoruz biz başkanım oraya. O interaktif vergi dairesini kullanmalarını hem meslek mensuplarımızın sağlığı hem çalışanlarımızın sağlığı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlardan da bu konuda ciddi bir beklentimiz var. Olabildiğince fiziki teması azaltalım ama teknik bir sorun yaşandı, bizlere ulaşılması gerekti. Her zaman için onlara da hizmet vermeye hazırız. Özellikle interaktif vergi dairesinin bu anlamda hele hele bu salgınla olduğu bir dönemde bilhassa kullanmasını çok rica ediyoruz meslek mensuplarımızdan, arkadaşlarımızdan. Başvurular 31 Aralık'a kadar nereye yapılacak? İlgili idareye. Borç nereyse oraya müracaatı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gümrük ve il özel idareleri, belediyelerin, YUKOP'ların yani yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarına ait müracaatlar yapıldıktan sonra ilk ödeme Ocak ayında. Başkanım demin biraz üzerinde durdu. Tabii 31 Ocak pazara geldiği için 1 Şubat'a sarılacak ilk taksit ödemesi. Sosyal Güvenlik Kurumu için Şubat ayında ilk taksit ödemeleri, o da yine tatile geldiği için 1 Mart'ta ilk ödemelerini gerçekleştirmiş olacak mükelleflerimiz. Biraz sonra detayı da söyleyeceğiz. Mükelleflerimiz bu kanunda borçlarını yapılandırırken peşin ödeme ve taksitle ödeme seçeneğinin tercih etme hakları söz konusu. Şimdi taksitle ödemelerle ilgili ekranda göreceksiniz kaç taksit yapılabilir, hangi aylarda, kısaca bunlardan bahsedelim. 6 taksitle 18 taksit arasında değişiyor. 6, 9, 12 ve 18 taksit. Taksitler 2 ayda bir. Mali Müşavirler Odamızı Başkanımızın üzerinde az önce durduğu gibi. İl özel idareleri ve spor kulüplerinin 2 ayda bir 36 taksit imkanı söz konusu. Sadece onlara özgü olmak üzere. Yine belediyelerimizden aylık olmak üzere azami 120 taksit olarak borçlarını yapılandırabileceğiz. Taksitlerimizi mükelleflerimiz, vatandaşlarımız kredi kartıyla da ödeyebilirler. Ve yine kredi kartıyla da ödemelerinde onlara açısından da tavsiye ederiz. Aynı şekilde demin bahsettiğimiz gibi olabildiğince yoğunluğumuzu da azaltmak istiyoruz. Taksitli ödemelerde belli bir katsayı alıyoruz. Ekranda da bunları görüyorsunuz. 6 taksitle 12 ayda ödenecek ödemelerde 1.45 diye bir katsayımız var. Tek tek rakamların üzerinden ben geçmiyorum. 18 taksitte 36 ayda ödemek isteyen mükellefimizden 1.15 katsayı uygulayarak onların alacaklarını yapılandırmış olacağız. Bu slaytımızda da erken ödemenin imkanlarından bahsedeceğiz. Az önce bahsettik. Peşin veya taksit ödeme söz konusu mükelleflerimiz açısından. Ödemeyi peşin yaparlarsa mükelleflerimiz avantajı var mı? Var. Az önce ne demiştik? Biz mükelleflerimiz borçlarını yapılandırdığında vergi asırlarını alıyorduk. Vergi cezalarının tamamını kaldırıyorduk. Gecikmez ama gecikme faizleri yerine YÜFE dediğimiz bir hesaplama yapıyorduk. İşte burada ilk taksit ödeme süresi içinde borcunun tamamını kapatan mükelleflerimizin o hesaplamış olduğumuz YÜFE'nin %90'ın da tahsilinden vazgeçiyoruz. Sadece %10'unu alıyoruz. Hemen hemen ana parayı alıyor gibi noktaya geliyoruz. Büyük bir avantaj başkanım. Şu. Kesinlikle mükelleflerimizin imkanları olanlara da tavsiye ediyoruz. Kapsama giren idari para cezalarının aslında %25 indirim yapıyoruz. Aynı trafik para cezalarını ilk 15 gün içinde ödersek 4'te 1'lik indirim vardı. Aynı kolaylığı burada da sağlamış oluyor. Herhangi bir şekilde de gecikme faiziyle ilgili olan kısımda da ayrıca yine indirimini de sağlamış oluyor. Bu da bence büyük bir kolaylık. İdari para cezalarının peşin ödenmesi açısından bakıldığında. Bir de bazen bizim sadece feri alacak olan mükelleflerimiz olabiliyor. Mesela geçici verginin mahsup süresi geçtikten sonra terkin ediyoruz. Meslek mensubu arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. Bu geçici vergiye ait bir gecikme zammı ise onun da YÜFE'sinin %50'sinden vazgeçmiş oluyoruz peşin ödemesi durumunda. Bu da bence büyük bir kolaylık. İlk taksitte ödeyemedi ama bir sonraki aya baktı ki mükellef, ben dedi ikinci taksitte hepsini kapatabileceğim. Yine avantajlı durum söz konusu başkanım. Ekranda görüyorsunuz ilk iki taksit içinde ödeme gerçekleşirse bu defa YÜFE tutarının %50'sinin tahsilatından vazgeçiyoruz. İdari para cezalarına %12,5 aslında bir indirim uyguluyoruz. Az önce bahsettiğim sadece feri alacak niteliğinde olan gecikme zammı, gecikme faizi söz konusuysa bunlarda da %25'lik bir indirim söz konusu. Peşinde ve ilk iki taksit ödeme süresince mükelleflerimize de herhangi bir katsayı uygulaması yapılmıyor. Süresinde ödenmezse ne olur taksitler? Kısaca bunlardan bahsedip birkaç slide sonra inşallah sunumumuzu bitireceğiz.
Diğer kanunlarda olduğu gibi bu kanunda da ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şart. Aksi halde mükellefimiz kanundan faydalanamıyor, ihlal sayılıyor. İlk iki taksit o yüzden mutlaka ödenmek zorunda. İlk iki taksiti ödedikten sonra bir takvim yılında mükellef durumuna göre iki defa ödememe hakkı var. Ama ilk iki taksiti mutlaka ödemek zorunda. Süresinde ödemediği o taksitleri de örnek veriyorum 18 taksit tercih etmişti. 36. ayı takip eden ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödeme kaydıyla yapılandırması ihlal olmayacak. Ama ilk iki taksit mutlaka süresinde ödenmesi gerekiyor. Değerli katılımcılar, değerli izleyiciler, bir örnekle ben sunumumu sonlandırmak istiyorum. Ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu önünü anlatmıştık. Bir mükellefimiz incelemeye giriyor 2017 yılında. 90 bin liralık buna vergi tarihatı yapılıyor. Buna bağlı olarak da bir kat vergi ziyan cezası, 1600 TL'lik de özel suç cezası kesiliyor. Ve mükellefimize daha sonra bu tebliğ yapılıyor. Ne zaman yapılmış? 19 Haziran 2019 tarihinde tebliğ yapılıyor. Mükellef dava açmıyor. Tarihat itirafsız kesinleşiyor. 19 Temmuz 2019 tarihinde kesinleşiyor. Ne kadar bir borç çıkmış bu mükellefimize? Ekranda görüyorsunuz. Bir kat gelir vergisi 90 bin lira. 90 bin lira vergi ziyan cezası. Özel suç cezası 1600 TL. Gecikme faizi var. 21 bin küsür. Küsürleri okumuyorum. Vergi aslına ve vergi ziyan cezasına bağlı olarak da 24 bin küsür liralık toplamda 251 bin liralık bir borcu oluşmuş. Bu kanun kapsamında gelip yapılandırılırsa başkanım bizden nasıl bir avantaj sağlayacak? Sunumumuzla bitirelim. 251 binde. Şimdi nelerin tahsilinden vazgeçeceğiz? Önce onu görüyoruz. Ya da neler ödeyeceğiz? Önce o geldi ekranımıza. Vergi aslını alıyoruz demiştik. 90 bin lira vergi aslını alıyoruz. Özel suç cezalarında hatırlarsanız yarısını alıyoruz demiştik. Yarısı olan 800 TL'yi alıyoruz. Az önce bahsetmiş olduğumuz o gecikme faizi ve gecikme zammı yerine de YÜF hesaplamaları yapıyoruz. 4000 küsür TL çıkıyor. Ekranda görüyorsunuz 99 bin liraya düşüyor. Ne kadar alacağın tahsilinden vazgeçtik, vergi ziyan cezasından vazgeçtik, özel suç cezalarının belli bir kısmından ve faizlerden vazgeçilen rakam ekranda 160 bin lira. Bence büyük bir avantaj. Benim sunumum bu kadar. Çok teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için. Soru cevap kısmında tekrar buluşmak üzere diyorum. Lütfen borçlarımızı yapılandıralım. Ülkemiz de kazansın, biz de kazansın. Biz de çok güzel olur. Evet, siz sağ olun. Abi, hiç uğraşmayın mı? Şunu tutalım. Hayır, buyurun. Tamam. Başkan gel. Gel, gel, gel. Sayın Ticaret Odası Başkanı, Sayın Vergi Dairesi Başkanı, Sayın Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanı, kıymetli huzurum, mükelleflerimizi bilgilendirme adına böyle bir organizasyonu düzenlediğiniz için, bize de bilgilendirme adına bu fırsat verdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum, şükranlarımı sunuyorum. Ben de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 7256 sayılı yasa kapsamında yapılandırılan alacakları ile ilgili özet bir sunumu arz etmek istiyorum. Sayın Vergi Dairesi Başkanımız, kanun geneli itibariyle bizimkini özet geçerekten güzel bir sunum yaptı. Bizimki SGK'sından biraz daha ilave olacak. Çok da uzatmadan bizi izleyenleri bilgilendirip bitirmeyi düşünüyorum. Şu ekranı biraz genişletebilir miyim kendimiz ama? Yok, bu kadar. Anladım. 7256 sayılı kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacaklarına yapılandırma kapsamına girenler, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası, meslek hastalığı, mali ve vazife mali sonucu doğan rücu alacakları, 6183 sayılı yasanın 48. maddesi kapsamında taksitlendirme alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
Bağkur, 4B kapsamında sigortalıların daha önce durdurulmuş hizmet sürelerinin ihyası sonucu doğan alacaklar, isteğe bağlı ve toplu sigortası primlerine ilişkin alacaklar, 31.8.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşmiş olan idari para cezası alacakları, kanun yayın tarihinden önce asılları ödenen alacakların, kanun yayın tarihinden itibaren henüz ödenmemiş olan feri alacakları, yine 5510 sayılı yasanın ek 5, ek 6. maddesiyle 2009-25 sayılı kanun kapsamından doğan prim alacaklarından 2020 Ağustos ayı ve öncesi döneme isabet eden kısımları 7256 sayılı yasa kapsamında yapılandırmaya giriyor. Bunun yanında doğrudan kurum alacağı olmamakla birlikte sosyal güvenlik kurumunun takip ve tahsili yaptığı damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları da kurumumuz tarafından bu yasa kapsamında yapılandırılacak alacaklar içerisinde. Sosyal güvenlik kurumunun olan alacaklarından bu yasa kapsamında yapılandırılmayacak, yapılandırma kapsamında dışında kalan alacaklar COVID-19 pandemisi sebebiyle ödemeleri 2020 yılı Ekim ayı, Kasım ve Aralık ayını ertelenen 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayını kapsayan sigorta prim alacakları. Ülkemizde Giresun'un meydana gelen sel felaketi nedeniyle ertelenmiş alacaklar ve diğer nedenlerden dolayı ertelenmiş alacaklar. Denizli bu kapsamda ertelenmiş ayrıca alacak bulunmuyor. Sayın Vergi Dairesi Başkanımızın da belirtmiş olduğu gibi daha önceki yapılandırma kapsamında 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanun hükümlerine göre kanun yayın tarihi itibariyle ödemesi devam eden alacaklar da bu yapılandırma kapsamına girmiyor. Tek istisnası, ben biraz sonra onu da tekrardan anlatacağız. 7143 sayılı yasa kapsamında olan alacaklar mükellef işverenimizin veya sigortalımızın talep etmesi halinde bozulup bu yasa kapsamındaki alacaklara dahil edilebilecek. 6360 sayılı kanunla kapatılan belediyelerin devredilen borçları kapsamında sosyal güvenlik kurumuna olan alacakları da bunların dışında. Kurumumuzun sağlık hizmeti sunucularına, hastane, eczane, optik gibi kurumlara yersiz ödeme sonucu olan alacaklar ile onlara uygulanan cezai şartlardan doğan alacaklar da bu yasa kapsamında yapılandırılmayacak alacakların içerisinde. Sosyal güvenlik kurumunun kira alacakları da yapılandırma kapsamının dışında. Bunların haricinde diğer tüm alacaklarımız 7256 sayılı yasa kapsamında yapılandırılacak alacaklardan. Yapılandırmanın avantajları ne getiriyor? Sosyal güvenlik kurumunun alacakları açısından mükelleflere bu yapılandırma ne türü faydalar getiriyor? Yapılandırma kapsamındaki alacaklara askeri işçilik değerlendirme sonucu doğan eksil işçilik tutarını 31.8.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezalarına gecikme cezası ve gecikme zammı yerine onların tamamı silinecek. Yurt içi üretici fiyat endeksi oranında bir tür tutar hesaplanacak. Sosyal güvenlik kurumunun takip ve tahsil ettiği kendi kanundan kaynaklanan idari para cezası alacaklarına alacaklarının %50'si de siliniyor ana parada. Vergi dairesinin alacaklarında farklı bir oran vardı. Sosyal güvenlik kurumunun takip etmiş olduğu 5510 sayılı yasadan kaynaklanan idari para cezası alacaklarında %50'si siliniyor. Kalan %50'sine de gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yurt içi üretici fiyat endeksi oranında bir tutar hesaplanacak. Rücu alacakları yersiz ödenen gelir ve aylıklara kanunu faiz yerine kanunu faizlere silinecek. Yurt içi üretici fiyat endeksi tutarında bir oranında bir tutar hesaplanarak onlar tahsil edecek. Peşin ve iki taksitli ödemenin ayrıca avantajları da Sayın Vergi Dairesi Başkanımız da biraz önce sunumlarında belirtmişlerdi. Tekrardan üzerinden geçmemizde fayda olacağını düşünüyorum. Peşin ödemenin avantajı prim aslının ve prim aslından uygulanan yurt içi üretici fiyat endeksinin %10'u en son 1-3 normal ödeme süresi sosyal güvenlik kurumu alacaklarında 2021 Şubat ama Şubat'ın son günü tatiller rast geldiği için 1 Mart'a sarkıyor. 1 Mart ödeme günü değil, 1 Mart son ödeme günü. Mükelleflerimizde 1 Mart ödeme günü düşünerekten sona kaldığında bazen
sistemsel sıkıntılar da yaşayabiliyoruz. Bu tarihe kadar ödediklerinde yurt içi üretici fiyat endeksi oranında hesaplanan tutarın da %90'ı siliyor. Sonraki sunumlarda örnekler de var. Mükellefimizin ana para borcu var. Bu zamana kadar işlemiş gecikme zammı borcu var. Bu şekilde hesapladığında ve peşin ödemeyi seçtiğinde, yani Mart'ın 1'ine kadar ödemeyi seçtiğinde ana para artı mevcut gecikme zammının %10'dan daha aşağı bir kısmını ödüyor. %90'ın çok üzerinde bir rakam silinmiş oldu. İki taksit ödemede avantaj ne oluyor? Bir taksiti seçmedi, iki taksiti ödeyeyim dedi. İlk taksitin süresinde tam ödenmesi şartıyla ikinci taksit süresi olan Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarında 34/2021 tarihine kadar ödendiğinde yurt içi üretici fiyat endeksi oranında hesaplanan tutarın %50'sinden de vazgeçiliyor. İlk yani bir peşin ve iki taksit ödemenin birinde %90'ın üzerinde, iki taksit ödemede de %50'nin üzerinde ayrıca bir indirim yapılıyor gecikme zammından. Çok avantajlı bir durum. Onunla ilgili örnekler çıkartmıştık. İlk bir örneği vereyim. 2008 yılında ana parası 1200 lira olan bir alacağımızın bugüne kadar işlemiş, yani kanun yayın tarihine kadar işlemiş 3580 lira 01 kuruş gecikme zammı var iken, bunu yurt içi üretici fiyat endeksine göre hesapladığımızda 3580 liralık tutar 818 liraya düşüyor. Bunu peşin ödeyeceğim dediğinde toplam ödeyeceği rakam 1.281 lira 87 kuruş. Bu 818 lira ilk önce 3.580 lira gecikme cezası, gecikme zammı silinmişti. Onun yerine yurt içi üretici fiyat endeksine göre bir tutar hesaplanmıştı. Bu tutar 818 lira. Peşin ödeyeceğim dediğinde bu 818 lira 70 kuruşunda %90'ı siliniyor. Geriye 81 lira 87 kuruş gibi bir rakam kalıyor. Yaklaşık 3500, 3700, 4700, 4800 lira civarında olan alacağı 1 Mart'a kadar ödememiz durumunda, yani peşin ödemeyi seçmemiz durumunda 1281 lira ödeyerekten kapatabiliyoruz. Taksit ödemeleri nasıl olacak? Taksit ödemeleri tercih edenler ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ödeme yapabilecekler. Tercih edilen taksit sayısına aşağıda verilen tablodaki tutarlar oran katsayılar uygulanarak da yeni bir tutar hesaplanacak. Tercih edilen taksit sayısı artırılamayacak ama isterse daha erken ödeyip daha az taksit oranı üzerinden katsayı uygulanarak da ödeyeceği rakam düşürülebilecek. Altı taksit için Sayın Başkanım da belirtmişlerdi. 1.045 oranında bir tutar ilave edilecek. 9 taksit için 1.083, 12 taksit için 1.105, 18 taksit için de 1.15 oranında bir tutar hesaplanarak da ödeme planlarına yansıtılacak. İdari para cezalarında nasıl olacak? Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarından olan idari para cezalarında nasıl olacak? 31-8-2020 tarihinden önce bu tarih dahil yapılan tespitlerden kaynaklı tahakkuk eden idare para cezaları kapsam dahilinde idare para cezalarının yapılandırılması halinde önce borç aslının %50'siyle uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı siliniyor. Kalan %50 idare para cezasına yurt içi üretici fiyat endeksi oranında bir rakam uygulanaraktan güncelleniyor. Yeni hesaplanacak tutar peşin ödenirse yine hesaplanan yurt içi üretici fiyat endeksinin biraz önce de arz ettiğim gibi %90'ı siliniyor. Taksitli ödenirse de kanundaki katsayılar uygulanaraktan taksit halinde bölünebiliyor. 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilmiş olan 1200 TL tutarındaki idare cezası, idare para cezasının gecikme zammı ve gecikme cezası bugün itibariyle 1.569 kuruş tutuyor. Yapılandırma kapsamına girdiğinde 1.200 lira ana paranın 600 TL'si indirilecek. Buna uygulanan yurt içi üretici fiyat endeksi 108 lira 65 kuruş tutuyor. Yeni borç 708 lira 65 kuruş. Bu borcu 1.3.2021 tarihine kadar peşin ödemeyi seçer öder ise
610.87 lira bir tutar ödeyerekten idare para cezasının borcun tamamından kurtulmuş oluyor. Fevri alacaklarda durum nasıl oluyor? Kanun yayım tarihinden önce asıllarının tamamı ödenmiş alacaklarının ferilerin %40'ının ödenmesi halinde kalan %60'ı silinecek. 31.8.2020 tarihinden önce prim aslı ödenmiş, geriye 800 TL gecikme zammı ve cezası kalmış borcun yapılandırılması halinde 480 TL'lik borcun terkin edilecek kalan 320 TL'sini ödeyerekten o borçları da tamamından kurtulmuş ve borçtan kapanmış olacak. Belediyeler ve bağlı kuruluşlarla ilgili taksit sayısında tabii bir farklılık var. Vergi dairesinin alacaklarında da aynı durum söz konusu olduğunu Sayın Başkanımız biraz önce sunumlarında belirtmişlerdi. Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar peşin ya da tercih edecekleri 120 aya kadar, burada 2 ayda bir değil, ay bir ay, 120 aya kadar taksit edilip ödeyebilecekler. Taksitler 5779 sayılı kanunun, yani %40 oranında kesinti yapılıyordu, %50'ye kadar çıkarılabilecek, %50'sine karşılayacak tutarda kesintiye göre taksitlendirme yapılacak. Eğer taksitlerden bu %50'lik kesintini karşılamadığı üst kısım varsa, bunlar da belediyeler taksiti takip edin ay sonuna kadar kendileri ödeyerek de kapatabilecekler. Belediyelerin taksit ödemelerindeki aşağıdaki kas sayıları uygulanacak. Bunlarda da 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 ve 120 ay olarak taksitlendirebiliyorlardı. 120 ay için 1.64 kas sayısı uygulanıyor. Diğerleri de tabloda gözüktüğü gibi. Kesintilerin Cumhurbaşkanı tarafından durdurulması halinde, belediyelerde değişik zamanlarda bu durdurma durumu hasıl olabiliyor. Durdurulması halinde bunlar yapılandırmanın ihlali anlamına gelmeyecek. Son taksitten sonra durdurulan süre kadar kesinti devam edilerekten yapılandırmanın tamamlanması sağlayacak. Herhangi bir faiz veya yeni bir kas sayısı uygulaması da yapılmayacak. İl özel idareleri ve spor kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasında da İl özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlara ait borçlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Bağımsız Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif faaliyette bulunan spor kulüplerine ait borçlar, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde azami 36 taksite kadar ödeyebilecekler. Normal mükelleflerimiz 18 taksite kadar 2 ayda bir ödeme şartıyla 18 taksit yapabiliyorken, İl özel idareleri ve spor kulüpleri de 36 aya kadar taksit yapma imkanı getirilmiş. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun fark işçilik prim borçları var. Bunlar da normal bizim prim alacağımız ama 31.8.2020 tarihinden önce bitirilmiş özel bina inşaatı ile ihale konusu işlere ilişkin olup kanun yayım tarihinden önce resen tahakkuk ettirilerek işverenlere tebliğ edilmiş ve tarih itibariyle ödenmemiş fark işçilik tutarları da biraz önce arz ettiğim şekilde yapılandırma kapsamını almıyor. Bunda da gecikme zammı ve gecikme cezası siliniyor. Yerine yurt içi üretici fiyat endeksi tutar oranında bir tutar hesaplanıyor. Peşin ödemede de dediğimiz gibi bu tutarın da %90'ı siliniyor. Neredeyse sadece ana paraya yakın bir tutarla ödemekle bu borçların tamamından kurtulmuş oluyor mükelleflerimiz. Borçların yapılandırılmasının ayrıca ne tür faydalı olacak? Birçok mükellefimiz, işverenimiz farklı alanlarda iş yaptığı için borcu yoktur yazıları da alabilmekte. Vergi dairelerimizden, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarından dolayı. Borçların yapılandırılanlar, borçların peşin olarak ödeyenlere borcu yoktur yazısı alabilecekler. Taksitte ödemenin tercih edilmesi halinde ise ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla borcu yoktur yazısı alınabilecek. Bu şekilde mükelleflerimiz ihalelere katılabilecekler, hak edilmiş ödemelerini alabilecekler. Devlet yardım teşviklerinden ve desteklerden ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da uygulamış olduğu teşviklerden yararlanabilecekler. Kapsama giren borçlar nedeniyle kurumuzca taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar da borcun taksit veya peşin seçilmesine göre değişik
arz etmek üzere peşin ödemesi halinde tamamen kaldırılacak. Taksit ödemesi halinde de haciz edilen, haciz konulan mallar bölünebilir ve ayrı ayrı değerlendirilebilir nitelikte ise taksitlendirme yapılmadan önceki hali kadar borca karşılık kalacak kısmı ayrıldıktan sonra fazla ilişkin olanlar kaldırılacak. Bankalara, maaş hesaplarına ve benzeri konulan hacizler de ilk taksit ödemesinden sonra kaldırılabilecek. Hacize konu mallarının satışının talep edilmesi durumunda da mükellef geldi, sosyal güvenlik kurumu olan borçlarını yapılandırdı. Hacize konu bir malı var, satışını talep etmesi durumunda biz tabii ki borç düzenli ödendiği, yapılandırma bozulmadığı ve yapılandırma haricinde borcu olmadığı durumda idare olarak kendimizi satamıyoruz ama kendisi talep etmesi durumunda bunu yine satış işlemlerini gerçekleştirip yapılandırma kapsamında borçlarına mahzun edebiliyoruz. O tür bir avantajı da var. Bağkur kapsamında yani 4B sigortalıların hizmetlerinin durdurulması. Şimdi sosyal güvenlik kurumu alacakları prim dediğimizde birden çok prim alacağı 4A kapsamında işverenlerin hizmet hakkına tabi çalıştırdığı işçilerin sigortasından kaynaklanan prim alacakları var. Bağımsız ve hizmet hakkı ile kendi namı hesabına çalışan mükelleflerimizin yani esnaf, bağkur ve tarımda aynı durumda olanların hizmetleri var. Bir de 4C kapsamında devlet memurlarının primleri var. Bu prim borcu olan 4B, tarım sigortalı dahil sigortalıların borçlarını 1-2 yani 1 Şubat 2021 tarihine kadar 1 Ocak 31 Ocak 2021 tatile denk geldiği için bu tarihe kadar ödemezlerse 2020 yılı 10. ay ve öndeki bütün borçları silinecek ve günleri de silinecek. Bu durumda olan sigortalılarımızın 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle sigortalıkları yeniden başlatılacak. 10. aydan itibaren geriye doğru ne kadar borcu varsa silinecek, günleri de doldurulacak. Bu şekilde borcu silinen ve gününü doldurulanların kendileri ve hak sahipleri ileride bu silinmiş olan günleri tekrar satın almak isterse, ihya yapmak isterse kanun gereği istediği tarihte güncel prim esas kazanç üzerinden ihya edilerek de kendilerine de günleri kazandırılabilecek. İlk defa 1-1-2019 tarihinde 4B Bağkur kapsamında tesis yapılan sigortanın 31-12-2020 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmamış. Yani bunu örnek olarak verelim. Bunu 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödememiş, talep etmesi önce, talep ederse, daha önce talep ederse biz beklemeden sigorta, talep etmese dahi 1 Şubat'tan sonra sistemi otomatik olarak onu sildirteceğiz. 1-11-2020 tarihi itibariyle sigortalını tekrardan başlatacağız. Şimdi daha önce 5510 sayılı kanun geçici 17. maddesi 63 ve 74 ter kodlarını verdiğimiz 2008 ve 2018 yılında durdurulan bağkurların sigortalılık süreleri vardı. Bu bağkur kapsamındaki sigortalılık süreleri kanunla durdurulan vatandaşlarımız da 1-2-2021 tarihine yani normalde son ödeşe müracaat tarihi 31 Ocak, 31 Ocak 2021'e kadar müracaat etmeleri halinde hiç silinmemiş gibi ana paralar sisteme yüklenerekler yine 7256 sayılı yasa kapsamında borçları yapılandırılacak. Onlar da Şubat sonuna kadar, Şubat sonunda tatile denk gelmesi sebebiyle 1 Mart'a kadar ödemeler durumunda o silinmiş olan günlerini de bu yapılandırma kapsamında kazanabilecekler. Dörtlü bakro kapsamında ek 5, ek 6 kapsamındaki sigortalarımız borçlarını yapılandırdıklarında ilk taksitlerini ödemeleri ve yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri genel sağlık sigortası kendisinin prim borcu bulunmaması halinde sağlık yardımları da otomatikman açılacak. İstedikleri hastaneye gidip istedikleri eczaneden de ilaçları temin edilebilecekler. Genel sağlık sigortası borçları da yine 31-8-2020 tarihi öncesi tahakkuk etmiş borçlar da sistem tarafından otomatik olarak yapılandırıldı.
genel sağlık sigortası borçları için bizim sigortalarımızın gelip, genel sağlık sigortalarımızın gelip ayrıca müracaat etmelerine gerek yok. İsteyen bankadan gelip 7256 sayılı kapsamda genel sağlık sigortası borcumu ödemek istiyorum dediğinde ekrandan ödeyebilecekler. Bu zamana kadar hiç gelir testine gitmemiş olan genel sağlık sigortalısı sigortalarımız var ise 31 Mart 2021 tarihine kadar bağlı bulundukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları müracaat ederekten gelir testi yaptırabilecekler. Gelir testi sonucu yeşil kart kapsamında çıkarsa, yani hane içerisindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin brüttonun 1/3'ünün altında çıkar ise ilk tescil tarihinden itibaren borçları silinecek, primler devlet tarafından karşılanacak. Yine 31-8-2020 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası olan sigortalarımızın borçlarını durdurduk. Borç olarak şu anda onlara sağlık yardımından yararlanmak için bir engel teşkil etmiyor. O tarihten sonra 2 aydan fazla prim borcu yoksa gidip sağlık yardımlarını alabiliyorlar. Ve genel sağlık sigortası prim borçlarını da 30 Nisan 2020 tarihine kadar ödeyebilecekler. Bir dakika bir rica ediyoruz. Rücu ve yersiz ödeme ilişkin düzenlemeler kapsamında da kurumun işverenlerimize veya sigortalarımıza iş kazasından dolayı yaptığı rücular, yersiz olarak ödediğimiz gelir ve aylıklar sebebiyle eğer kurumun bir alacağı doğmuşsa bu alacaklar da yine kanlı faiz işletiyordu. Bunlarda da kanlı faiz silinecek, yerine yurt içi üretici fiyat endeksi oranında bir tutar hesaplanarak da 7256 sayılı yasa kapsamında diğer prim alacakları gibi yapılandırılabilecek. Yapılandırmaların bozulması da Sayın Vergi Dairesi Başkanımızın biraz önce sunumda belirttiği gibi yine aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için de eğer peşin ödeme seçilmemişse ilk iki taksidi süresinde ödenmesi mutlaka zorunlu. İlk iki taksidi süresinde ve tam olarak ödemekle birlikte takvim yılı içerisinde iki taksitten fazla ihlal edilmesi durumunda da yapılandırma bozuluyor. Ama bir takvim yılında iki ihlal hakkı var. Bu ödenmemiş taksitlerin de son taksidi izleyen ay sonuna kadar 6.083 sayılı yasadaki gecikme zammı, geç ödeme zammı üzerinden hesaplanacak tutarla birlikte ödemesi durumunda yapılandırması bozulmadan yapılandırma hakkından yararlanmış oluyor. Altı sayılı kanun kapsamında tehlikeli faizli taksitlerinden alacaklarını kalan taksit tutarlarını talep etmeler halinde mükelleflerimizin, işverenlerimizin, sigortalarımızın bu kanun hükümlerinden yararlanabilme imkanları var. Biraz önce de arz etmiştim. 7143 sayılı kanuna göre yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar açısından da zaten bozulduysa biz bozup dahil edeceğiz. Bozulmadı, düzgün devam ediyorsa da talep etmesi halinde sigortalarımızın veya işverenimizin. Onlar da ödedikleri kısmı 7143 sayılı yasa hükümlerinden yararlanacak şekilde mahsup edilecek. Kalanı 7256 sayılı yasa kapsamında yapılandırılacak alacaklara dahil edilecek. Taksit tutarının %10'unu aşmamak kaydıyla 10 Türk lirasına kadar bu tutar dahil yapılmış eksik ödemeler için yapılandırma kanunu hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak. Yapılandırmadan yararlanmak için dava açılmaması, açılan davalardan da feragat edilmesi şarttır. Biraz önce Sayın Başkanımız da onu kesinleşme hususunda ayrıntılı bir şekilde belirtmişlerdi. Bizim alacaklarında kesinleşmiş, ihtilaflı bir durum olmamış olması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu hangi tür alacağı olursa olsun, eğer bir ihtilaf varsa, açılmış bir dava varsa bundan feragat edilmesi gerekiyor. Feragat dilekçesini kuruma verebilecekler. Biz ilgili mahkemelere göndereceğiz. Yapılandırmanın bozulması halinde borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecekler.
bitirememiş bile olsa ödediği kısım yine bu indirimli haliyle borçlarına mahsup edilecek. O şekilde bile yine bir avantajlar olacak işverenlerimizin, sigortalılarımızın. Yeniden yapılandırma alacaklarını banka kanalıyla ödeyebilecekleri gibi kredi kartıyla da ödeme imkanı getirilmiş. Kredi kartıyla da ödemeleri mümkün bulunacak. Yapılandırma başvuruları nereye yapılacak? Yapılandırma başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan işverenlerimiz 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye, birime, dosyası neredeyse oraya şahsen posta yoluyla 31.12.2020 tarihi 23.59'a kadar e-bildirge şifreleriyle müracaat edebiliyorlar. İşveren bölümünde. Evet, işveren bölümünde. Belediyeler ve buna bağlı kamu tüzel kişilerine haiz kuruluşlar da yine 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları halinde bu kuruluşların kapsamına giren borçları da belediyelerin illaki başvurması gerekiyor. Evet. 31.12.2020 tarihine kadar başvurabiliyor mu? O tarihe kadar başvurmazsa belediye ve kamu tüzel kişilerine haiz kuruluşları onların borçlarını kurum resen yapılandıracak 120 taksit üzerinde. Primlerini kendi ödeyen sigortalarımız, Bağkurlar, Ekbeş, Ekaltı ve benzeri borcu olan vatandaşlarımızla ilgili üniteye, ilgili birime elde müracaat edebilecekleri gibi Sayın Başkanım da biraz önce belirttiği gibi çok tercihimiz değil. E-Devlet üzerinden de müracaat etme imkanları var veya posta yoluyla da müracaat etme imkanları var. Bunlar da 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar hatta E-Devlet üzerinden başvuracaksa 23.59'a kadar müracaat etme imkanları var. Prim ve kesenek borçları için de ilgili kurumlar Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na Ankara adresine müracaat edecekler veya kesenek sistemi üzerinden gönderebilecekler, postayla da gönderebilecekler. Eğer onlarla ilgili idari para cezası varsa takip etmekle görevli ünite hangisiyse o üniteye onların müracaatı yapılacak. Başvuru ve ödeme tarihlerini her birinde ayrı ayrı belirtmiştik ama toplu olarak tekrardan bir belirteyim. Yapılandırma başvuruları kanun yayın tarihi itibariyle bu sene kurumumuzda kanun yayın tarihi itibariyle genelgesinde çıkarttı, yayınlanmıştı. 17.11.2020 tarihinde başladı. 31.12.2020 tarihine kadar yapılandırma başvuruları devam ediyor. Rücu ve yersiz ödeme başvuruları da yine aynı tarihte 17.11.2020 tarihinde başladı. 31.12.2020 tarihine kadar devam ediyor. Daha önce silinmiş günler olan Bağkur sigortalarımıza ilişkin ihya başvuruları ise 17.11.2020 tarihinde biz bunun başvurularını almaya başladık. Ocak sonuna kadar, 31 Ocak 2020 tarihine kadar, Ocak sonunda yine tatil rast geldiği için en geç 1 Şubat 2021 tarihine kadar silinmiş günlerini ihya etmek isteyen Bağkur kapsamındaki ama esnaf olsun ama tarım Bağkur olsun sigortalarımız müracaat edebiliyorlar. Gelir testi içinde genel sağlık sigortasına tabi olan sigortalarımız 31.3.2021 tarihine kadar bağlı oldukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederekten hiç gelir testi yaptırmamışlarsa gelir testi yaptırabiliyorlar. Çıkan sonuca göre ilk tescil tarihine itibaren güncelliyoruz. Ödemelerle ilgili, son ödemelerle ilgili hususlarda prim, idare para cezası ve diğer borçların ödemeleri 1.3.2021 tarihi son gün. Normalde Şubat'ın sonu ama tatile rast geldiği için 1 Mart 2021 son gün. Biraz önce de ifade etmeye çalıştığımız son günü beklediğimizde sistemsel sıkıntılarla da karşılaşabiliyoruz. Son ödenebilecek gün. İlla bugün ödenecek diye bir şey yok. Daha önce ödeme imkanımız tabii ki var. Daha önce silinen günlerini ihya ettirmek isteyen Bağkur kapsamındaki sigortalarımızın da bu ihya üzerine yapılandırma borçlarını 1.3.2021 tarihine kadar ödeyebiliyorlar. İkinci taksit ödemesi 34.2021 tarih genel sağlık sigortası borçlarında en son 34.2021 tarihine kadar genel sağlık sigortası kapsamında olan sigortalarımız ödeyebiliyorlar. Başvuru ve ödeme süresinin uzatılmasıyla ilgili kanunda tabii hüküm de kurulmuş. Kanundaki başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir aya kadar uzatmayan Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiş. Mücbir sebep hali halinde bir yıla kadar uzatabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevcut yapılandırma kapsamına giren alacaklarıyla ilgili yapacağım arzı bu şekilde sonlanmış olur. Bizi dinlediğiniz zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum.
Şimdi siz oradan aynı Sayın Müdürüm, sizinle ilgili soruları sorayım. Mehmet Bey sende de var galiba. İlk önce ben Osman Türk arkadaşımız sormuş. Taksitli yapılandırma yapan mükellef daha sonra peşin ödemek isterse yine peşin ödeme avantajlarından faydalanabilir mi? İlk taksit ödeme süresi sonuna evet. kadar yapılması halinde faydalanabilir ama daha sonraki taksit ödemeleri şimdi ne kadar? Şimdi ilk taksiti peşin ödemeye çevirebilmek için peşin ödemenin son ödeme tarihi 1-3-2021. O tarihe kadar müracaat etmesi durumunda bunu ödeme planı değiştirip peşin ödemeye çevirebiliyoruz. Evet. Daha sonraki taksit ödemenin, diyelim 3. taksit ödemesinde peşin ödemek isterse 6 taksit kapsamına giriyor. 6 taksit eşit 6 taksit şeklinde değişiyor. Uygulama kat sayıda indirim yapılıyor. Buradaki hani sorulmak istenen esasında hani %90'lık hesaplanan yıllık üretim fiyat endeksinin onun kaldırılması ile ilgili ama olmuyor. 1-3'e kadar en son 1-3-2021 tarihine kadar müracaat etmesi halinde o değişikliği yapabiliyoruz. Daha uzun süreli bir taksit seçmişse 6, 9, 10, 18 içerisinde daha kısa süreli bir taksit içerisinde tamamını bitirecekse bunu değiştirebiliriz ama 6 taksit istiyorsa daha sonra ödemeler başlayınca üst taksitle yükseltemiyoruz. Yine bir Mehmet Çakarel arkadaşımızın bir sorusu. Son söylediklerini dinlemeden önce sormuş ama yine başka şeyler için olabilir mi? Yani yapılandırma işveren bölümünde yapılabiliyor. Yine Bağkur ve diğer işte ev hizmetleri veya farklı şeyler e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Evet. Bunun dışında biz hani sigortaya gitmesek, iş yeri bildirimi veya farklı şeylerle ilgili evrakları mail ortamıyla göndersek kurumuza mamul vermiş olabilir miyiz diye soruyor arkadaşlar. Mail ortamı resmi belge niteliğinde de şimdi alır almadı sıkıntı olur. Öyle göndereceğin arkadaşlarımız tabii ki öyle bir imkan olsa biz de ben oluruz ama onu takip edebilmediğimiz gibi bir de resmiyette yer olmadığı için yarın hak ihlallerine sebep olabilir. O zaman postayla gönderecek veya ileride takip mektupla gönderecek. Tabii biz de tercih etmiyoruz bu yoğunlukta vatandaşımızın ve kurum çalışanlarımızın pandemide sıkıntı yaşamaları. Mümkün olduğunca uzaktan bu işleri yapabilirsek biz de vatandaşımızla memnun olacağız inşallah. Ama mail ortamına kabul edelim olduğunu bilmiyorum. Burada vergi uygulamalarıyla biraz farklılık gösteren, hatırlıyorum ki 2020'den önce kesinleşen idari para cezaları. Burada vergi uygulamalarıyla, evet. Burada bir farklılık var. Bir açıklık var. Getireyim, evet. Orayı belki atladık. Yine 31.8.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin bizim idari para cezaları şu anda 4. maddenin 16. fıkrasıydı herhalde. İlk madde orada konuldu, fıkra konuldu. Son müracaat tarihine kadar kesinleşmiş ise bunlar kapsam dahiline giriyor. 31.8.2020 tarihinden önceki döneme. Önceki dönemdeki tespitlere ilişkin ama kesinleşmemiş. İdare para cezaları bizde nasıl kesinleşiyordu arkadaşlar? İdare para cezasının işverene veya borçla tebliğini takip edip 15. günde kesinleşiyor. 31.8.2020 tarihi öncesine ilişkin tespitlere ait idare para cezalarını 31.12.2020 tarihinde kesinleştirmiş ise yani 15.12'ye kadar tebliğ etmişsek bunlar da yapılandırma kapsamına giriyor. Evet. Sosyal güvenlik kurum alacakları evet. Şimdi genelde de biraz katlı kural olmuş böyle 2020 vesaire genelde de. O da diyor ki 31.20 tarihi verenlerin tarihi tarih olmadı. Evet. Eylül Arkadaşları neydi? Banka yayınlandığı tarih olanlar 7 Kasım'a kadar orası böyle Mehmet ama 4. maddenin de 16. fıkra eklendi herhalde yanlış olmasın. En son meslek yapılan görüşmelerde 31 Aralık tarihinde kesinleşmiş olması hükmünü getirdi. Oradan kurtardı. Yani 17 Kasım'dan 31 Aralık'a kadar tebliğ edilen idare evet. Tarih cezaları yönüyle biz 15 gün önce 31 Aralık'tan 15 gün önce tebliğ etmiş olmamız lazım. Onlar yapmamız lazım. Çalıştık inşallah. Kalmadı bir şey. Evet. Postanede çok gecik olmazsa onu vatandaşlarımızın, mükelleflerimizin mağdur olması için elimizden geleni yapıyoruz. Sen sevgili kalemini başka bir şey daha meslektaşlarından gelen sorulardan farklı koymak adına söylüyorum ve
ödenmedi taksit eğer ödendiği ticaretlerinden oraya mahsuluyla ilgili. Evet, o yöntemde bir takdir yetkisini kullanmış. Güzel. Cari primlerini, eğer orada bir ihlal varsa cari primiyle kapatılabilecekse ödeme vadesinden önceki, yani ödeme vadesinden geçmeyecek tahsilatlarsa o şekilde kapatalım. Mükellefimiz, işverenimiz, sigortamız mağdur olmasın, yapılandırma hakkı devam etsin diye öyle bir tasarruflar. Şöyle bir örnek verebiliriz. Haziran taksidi, 30 Haziran'da ödenecek 3. taksit ihlal olması durumunda sigortalı işveren şunu yapabilir. Haziran ayında ödenen, Mayıs ayında ödenen herkesi değer cüzdanından geliş ödediğinizde ve Haziran ayında bir taksiti de karşılayabilecek kadarıyla durmamak olmaz suretiyle de İcrail aydaki ödeneni taksitlere sahip olmak suretiyle taksitle ilgilenme ve işlemlerinin arasından sonunda bir süresi de tabii. Onu talepte bulacak. Talepte bulacak. Tabii ödemek şartıyla. İnceleyeceğiz. Eğer karşılıyorsa taksitin yapılandırmasını kurtarabiliyorsun. Cari'ye ilerleyicine ve kuralını bozmuyorsa o şekilde bizim önerimiz meslektaşlarımıza bu noktada özellikle sosyal güvenlik kurumu yönünde zaten belirli dair uygulamalar yönünde bir borç olması lazım. Ama sosyal güvenlik kurumu uygulamalar yönünde bir borç olmadan rahatı sistemden ya da posta yoluyla postada da özellikle tavsiyemiz TTT kargo iadeli nakli ya da tavaklı TTT kargoyu da kullanmak suretiyle gönderdiği takdirde kuruma vermiş tarihi olarak yani gönderilmiş tarihi kuruma vermiş tarihi olarak kabul edilecektir. Sonradan gelebilecek 31 Aralık'a kadar gelebilecek değerli para cizaları yönüyle de kanundan daha fazla yararlanma imkanları ortada olacaktır diye düşünüyorum. Evet inşallah. Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında sorular yok bu kadar. Evet, şimdi biraz sizde var. Sadece Yusuf Bey sizde not aldınız galiba. Teşekkür ediyorum o zaman. Ben söylemekte fayda evet. Var biliyorum. Bu İşkur kanalıyla uygulanan cezalar tabii bu sizin kanalınızda değil ama İşkur kanalıyla uygulanan tabii 7256 sayılı kanun özellikle kısa çalışma döneminin nakli ücret desteği nedeniyle gerek işveren aileyle gerekse İşkur kanalıyla yersiz ödemeler ya da haksız ödemeler dolayısıyla bir kovuşturma, soruşturma yapılmayacak ve zimmet olayı olmayacak. Ya da takipten evet. Çıkarılacak. Orada tabii daha öncelerde uygulayan idare para cezaları var. Bunlar sizin tarafından takip edilmiyor bildiğim kadarıyla. İşkur'un İşkur tarafından bunlar kapsamda değil diye düşünüyorum. İşkur'un uygulamış olduğu idare para cezasını biz takip etmiyoruz. Değil mi? Biz etmiyoruz. Evet. İşkur kendini takibini kendisi yapıyor. Dolayısıyla o buraya girmiyor. Girmiyor. Çünkü biz sadece kendimizin 102. madde kapsamında uygulanan idare para cezaları bunun içinde var. Eğer İşkur bir mükellefine, bir işverene idare para cezası uygulamışsa takip ve tahsilini de kendileri yapıyor. Evet. O şekilde. Biz kurumun sadece işsizlik sigortası primini, damga, özel işlem ve eğitime katkı payı. Tabi onlardan da damga verirse hariç diğerleri kalktı. Onların takibini yapıyorduk. Bunun haricinde İşkur'a ait herhangi bir idare para cezasının takibini Sosyal Güvenlik Kurumu yapmıyor. Bir de son sorum, belki sorudan da öte, hem kamuoyunu bilgilendirmek açısından daha önce yanlış hatırlamıyorsam 3 değişik kanunda bu Bağkur Sigortalı'nın yani kendi nam hesabına çalışanlar ile 2920 sayılı tarım bağkur kapsamındaki olanların sigortalılıkları durdurulmuştu ödeme bölümü. Şimdi bunların önemli bir avantaj getirildiğini düşünüyorum. Yeni durdurma ya da ihya noktasında özellikle ihya noktasında çok büyük bir avantaj söz konusu. Tabii orada durdurulan sigortalılıktan burada ayırmamış. O üç kanundan birisini tercih etmiyor. Ya da istenilen hizmet ya da TK'da borçlanmaya imkan vermiyor. Tamamını o üç kanundan eğer durdurulma söz konusu üçünü de borçlanmak gerekiyor. Ama büyük bir avantaj getirilmiş. Örnek
1 Ocak 2009 ve 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki sigortalık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim tutarı 2020 güncel rakamlarıyla 24.368 lira. Evet. Yapılandırdığı takdirde yani ihya başvurusunu yapıp kanunda belirtilen şekliyle ödediği takdirde %60 indirim var. Ödeyeceği rakam 24 bin lira yerine 8.900 lira. Evet. Çok büyük bir avantaj. Eğer ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa bu imkandan yararlanmalı. Şimdi bunda ayrık bir durum var. Tabii ki o şimdiye kadar 3 kanunla geçici 17, 63 ve 74. maddeyle evet. silinenler vardı. İhya talep etmesi durumunda bunlardan şunu satın alacağım veya şu kadar güne ihtiyacım var, bu kadar istiyorum değil. Tamamını almak tamam. durumda ama bir ayrıntı husus. Bazı sigortalarımız hem esnaf Bağkur kapsamında silinen günleri var hem de tarım Bağkur yönünden silinen günleri var. Bunlar ikisini de bir almak durumda değil. Hangisini tercih ediyorlarsa o günlerini ihya ettirebiliyorlar. Anladım. Aynı kişi de evet farklı dönemlerde tarım Bağkurluğu varmış. Oradan sigortalı esnaf Bağkurluğu var. Oradan da sigortalı tabii dönemleri farklı. İkisinin bir arada olması mümkün değil. İkisinden de silinen günler var. İhya talebinde bulunduğunda hangi kapsamdakini ihya ettirmek tercih istiyorsa edebilir. Sadece o birisini yapabiliyoruz. Anladım. İkisini isterse ikisini de yapabiliyoruz. Yani ikisi birden zorunlu değil. Anladım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anladım. O da önemli. Silinen günleri olanlar için bir avantaj. Önemli. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ettik. Ben teşekkür ediyorum kurumu ve kendi adıma. Evet. Başkan. Ha, var mı? Yok. Arzu ederseniz buraya geçin şöyle. Zaten onları tamam önce o zaman onları yapayım. Ondan sonra bu düşenleri şöyle, ben orada şöyle özeteyim başkanım. Genel olarak bu kesinleşmiş alacakla ilgili çok sorular vardı. Evet. Bir kere şunun altını bir çizmemiz gerekiyor. Bu kanun kesinleşmiş alacakları yapılandırmasına imkan veriyor. Hı hı hı. Müdürüm de bahsetti. Biz de sunumumuzda bahsettik. Kesinleşmiş alacak da hukuk aleminde olmaması gerekiyor. Bu konuyu biraz açmamız gerekiyor başkanım. Çünkü şuradan anladığım kadarıyla katılımcıların kafası karışmış. Bir de yasada ve tebliğde diyor ki davalardan vazgeçmek. Hem kesinleşmiş alacak diyorsunuz diyor hem de diyor davalardan vazgeçmeden bahsediyorsunuz diyor. Bir kere kural olarak biz ödeme emrine dava açıldıysa bu kanun kapsamına girebiliyor. Çünkü ödeme emrine açılan davalar kesinleşmiş alacaklar zaten. Ya da hacize dava açıldıysa bu kanun kapsamına giriyor. Kesinleşmiş alacak. Davasından vazgeçmek kaydıyla. İhbarname aşamasındaki açılan davaların hiçbiri girmiyor. Şöyle bir örnekle katılımcıların sorularına genel anlamda bir cevap olsun. Diyelim ki vergi ceza ihbarnamesi bu yasanın yayın tarihinden önce 2019 yılında mükellefimize tebliğ edildi. İlk derece mahkemesine de idare kazandı. Biz de bunun karşılığında iki nolu ihbarname diyoruz. Gönderdik mükellefimize, tahakkunu kestik, borcunu ödemedi ve ödeme emri gönderdik arkasından da. Ama bu arada da dosya Bölge İdare Mahkemesi'nde, istinafta veya Danıştay'da devam ediyor. Girer mi bu kanun kapsamına? Girmez. Hala itiraflı alacak. Ödeme emrine dava açılmış olsaydı bu konuyla ilgili değil. Yani tarihatın tahakkuk aşamaları itilafsız kesinleşseydi ödeme emrindeki davasından feragat etmesi kaydıyla girecekti. Bunun başka birkaç istisnası var. Mesela şikayet yoluyla açılan davalar var bizim mükelleflerimizin. Normal mükellef dava açma süresine gelmiyor. Aradan birkaç yıl geçiyor. Düzeltme yolu diyoruz biz. Düzeltme yolunu reddettiğimizde bakanlığa şikayet yoluyla dava açıyor. Bu kanun kapsamında yapılandırılabilir. Davasından vazgeçmek kaydıyla. Ya da süre reddi yönünde davalar var. Süresinde davayı açmamış, mahkeme süre yönünden reddetmemiş. Hakkını aramak için bir üst mahkemeye gitmiş. O da faydalanır. Dolayısıyla alacağın kesinleşmesini olayın niteliğine göre ayırt etmemiz gerekiyor başkanım. Tamam. Yani ödeme emri safhasında bir alacak dava konusu yapıldığında ödeme emrine mükellefimiz dava konusu yaptı. Davasından vazgeçti bu kanun kapsamında faydalanabilir. İdari para cezaları ile çok soru gördüm. Orada şuna çok dikkat ediyoruz. 31.8'den önce tespit olacak ve kesinleşecek. Diyelim ki trafik para cezası 31.8'den önce yenildi ama tebligat yapılmadı, kesinleşmedi, hala gitmedi kişiye. Bu kanun kapsamına girmez.
Ama bir kaybı da yok. Zaten %25'lik biliyorsunuz indirim hakkı her zaman için var onun. İdari para cezalarında da mutlaka ya dava açılmamış ya da dava açma sürelerinin bitmiş olması gerekiyor başkanım. Evet şimdi... Bizim anahtarıydı bunlardı. Başkanım, dava açma süremiz 17.11.2020 tarihinde doldu. Dava açmadık. Yasadan yararlanabilir. Ne zaman dolmuş? 17.11. Yani kanun yayın tarihinde dava açma süremiz doldu diyor. O gün dahilse faydalanabilir. Evet. O gün dahil. 18'inde dolduysa biz tebliğ tarihine bakarız faydalanabilir. Evet. Kanunun yayın tarihi dava açmadık diyor, evet. Yararlanabilir. Yararlanabilir. Doğru. Taksitli yapılandırma yapan mükellefler daha sonra peşin ödemek isterse yeni peşin ödemek aldığında faydalanabilir. Başka onu zaten ama, evet o cevapladı. Güvenlik notumuz teferruatı anlattı. Aynı şekilde bizden de fayda alması değiştirmesi mümkün. Bir meslektaşımız Şubat ayının BABS formunu vermeyi ihmal etmiş. İhbarname 17 Kasım'dan sonra geliyor başkanım. Faydalanamaz. 17 Kasım'da gelseydi de faydalanamayacaktı. 15 Kasım'da gelseydi de faydalanamayacaktı. Çünkü evet, aynen. Faydalanamayacak. Var mı başka? Senden. Şimdi bir meslektaşımla aynı bir vergi mükellefi aynı soruyu sormuşlar beraber. Evet başkanım. Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon yani YİKOP. Evet. Bahsettiniz sunumunuzda. Evet. Tarafından müşteri adına jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular kanunu idari yaptırımlar başlıkta 11.4 maddesi gereğince izinsiz kuyu çalışma açılma sebebiyle 10 Haziran 2019 tarihinde 139.548 liralık idari para cezası kesilmiş. Kesilen bu cezaya haksız ve yersiz kesildiği düşüncesi Denizli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazda bulunmuş. Şu an kesilen bu cezaya itiraz ettiğimizden borç Çınar Vergi Dairesi'ne takipte görünmektedir. Kesilen bu idari para cezası 7256 sayılı yasa kapsamına girmekte midir? Giriyor ise ne kadar indirim hakkımız vardır? Şu an kesilen ceza dava aşaması olması kanundan faydalanmamıza engel midir? Engeldir. Evet. Çünkü engeldir. İtiraflı bir alacak olarak görüyoruz biz bunu. Kanun kapsamında yapılandırması mümkün değil. Eğer dava devam ediyorsa... Evet. İKOP tarafından düzenlenmiş evet. Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu tarafından... Dava devam ediyorsa yararlanamaz. Evet. Tabii. Kanunun yayını tarihinden önce davadan vazgeçmiş olmuş olsaydı yararlanamaz. Ama burada bir terslik yok mu? Çınar Vergi Dairesi de bunu takip şöyle almış. Başkanım. Şöyle izah edelim. Bazı idari para cezalarında ilk derece mahkemesini idare kazanırsa biz biliyorsunuz sadece kendi para cezalarımız ya da kendi vergi cezalarımızı tahsil etmiyoruz. Diğer kurumların para cezalarını da kendi kanunları hükümler gereği tahsil ediyoruz. Eğer ilk derece mahkemesinde davayı kaybettikten sonra ilgili kurum 6800'e göre takip yapılır diye kendi özel yasasında hüküm varsa bizim takip etmemizin bir mahsuru yok. Onun özelinde bakmamız lazım. Siz şunu söylüyorsunuz. Madem itiraflı niye geldi Çınar Vergi Dairesi'ne diyorsunuz başkanım anladığım kadarıyla. Hı hı. Bazen ama ilk derece mahkemesinden kaybedilen davalarda kendi yasa düzenlemelerinde şöyle söylüyor. Mükellefin bir üst merceğe gitmesi bunun tahsilat ve takibatını durdurmaz diyor. Bunun o YİKOP'la ilgili olan yani yatırım izleme koordinasyonun kesmiş olduğu para cezasının yasal dayanağına bakmak lazım. Eğer itiraflı bir şeyin gönderilmemesi gerekiyorsa biz onu geri iade ederiz. Bize önerimiz bu konuyla ilgili bize müracaat Yusuf Bey, grup müdürümüzü ziyaret etsin mükellef. Daha net sahip. Olarak konuyu anlar ve ona göre daha ayrıntılı cevap veririz. Ama şurası çok net. Bu kanun kapsamında bu mükellefimiz faydalanıyor. Yargılama süreci devam ettiği için faydalanamıyor. Ama daha geniş ve detaylı bilgi için grup müdürümüz Yusuf Malkoç Bey'e müracaat etmelerini tavsiye ediyoruz arkadaşlarımıza. Bunun dışında yine belediyeler tarafından kabahatler kanununa göre düzenlenen cezalar var. Bunlar yine kapsama 7256 kesinlikle. Kapsamına giriyor mu? Kesinlikle giriyor başkanım. Hep şeye dikkat ediyorum. Yani şimdi şurada şöyle bir önceki evet. Dönemlerde işte trafik şube müdürlüğünün düzenlemiş olduğu trafik cezaları giriyordu. Zabıtaların düzenlemiş olduğu cezalar girmiyor idi. Başkanım şöyle, burada var mı öyle bir ayrım? Bir durum söz konusu değil. Başkanımız onu açıklamıştı zaten. Şuna dikkat edeceğiz. Çok önemli olan. Birincisi 31.8 bizim için tespit tarihi açısından çok önemli başkanım. Evet. Tespitin 31.8'den önce olması ve kesinleşmesi gerekiyor. 31.8'den önce suç işlendi, kabahat işlendi. Tebliğ yapılmadı belediye tarafından, girmiyor. Yapıldı ama hala dava açma süresi var. Gene girmiyor.
Dolayısıyla bu soru kabahatler kanuna girerek kesilen para cezaları tartışmasız bu kanunun kapsamına girer. Tespit tarihine ve kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım itibariyle kesinleşmesine bakıyoruz. 31 Ağustos tarihi ve kesinleşme tarihi dediğimiz 17 Kasım yayım tarihi de o gün dahil bunun kesinleşmiş olması gerekiyor. Değil mi? Bunu uygulamazsa belediyeler yapacak. Evet. Doğru. Evet, doğru yapacaklar zaten. Başka soru yok. Biz sadece şurada Sayın Müdürümüze bir soru gelmiş Musa Küçükoğlu tarafından. 2008 yılı başlangıç olan 4B'li kişi terk vermiş ve şimdi tekrar müracaat ederek bu dönemleri kazanabilir mi? Burada esasın soru yanlış mı? Yani terk ve ihya mı etmek istiyor geriye? İptal ettirip de onu kastediyor galiba. Sigorta statüsü bitmiştir. Evet. Ondan sonraki dönemlerde onu... Tescil yapıldı mı yapılmadı mı? Yani direkt mi? Evet. Yani. Tescil yapıldıysa da ve terk devrediyse zaten sigortalı bitmiş olduğu için ihya edilecek bir süre yok. Yani. Yani orada ihya edilebilecek sigortalı niteliği olması sebebiyle kanun gereği günleri ve borcu silinen dönemleri ihya edebiliyoruz. Yani olmayan bir sigortalık kısmını, o borcu doldurma gibi durum söz konusu değil. Şimdi yine özelden bir soru gelmiş. Teşvik sorularını sonraki sunumlarda mı soralım başkanım demişler. 7103'ten 18 aya yararlanması gerekirken 31-12-2020 son olması sebebiyle 12 ay çıkanlar var. 12 ay çıkanı. Kalan 6 ay süresini tekrar alabilir mi? 7002 İslam'ın dönüş teşviğinden 3 ay yararlanıp bitenler var. 6 ay uzadığı için kalan 6 ay... Yani bu son ikinci maddeki İslam'a dönüş teşviği 3 aylık yararlanıp 6 ay yüksek ondan faydalanmayı devam edecek. Ancak ortalama gün sayısı evet. Tabii. Diğer tamam o sorun tamam. Bir tane yine bize soru yönetmiştir. Vergi dairesi dilekçeleri kabul ediyor fakat ödeme listeleri düşmüyor. Ne zaman yapılacaktır? Zaten en kısa zaman, en kısa zaman. En kısa zamanda bunlar yapılacak. Sistemin evet. Altyapı ile ilgili çalışmalar evet. Devam ediyor. Çok kısa zamanda açılacak. Tamam. Evet. Evet. Sayın yok. Sayın Başkanım, Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürüm, vermiş olduğunuz katkılardan dolayı, bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zaten fazla bir soru yok. Neden? Bu aynı 7256 gibi öncesinde kesinleşmiş alacaklarla ilgili. Yani geçtiğimiz yıllarda bayağıca uyguladığımız bir düzenlemeler oldu. Yine küçük farklılıklar. Tabii. Birincisi buraya intikal etmiş sorular tabii uzaktan interaktif üzerinden yaptığımız için bu programı intikal etmeyen bize sorular muhtemelen vardır. Bunları odamıza, kurumlara iletebilirler. Bize odamıza ilettikleri takdirde gerek vergi dairesi başkanlığımıza, gerekse sosyal güvenlik kurumumuza iletip soruları cevap buluruz. İki, bu İslam teşvikleri tabi burada bu 7256 sayılı kanunun bir ayağı da yeni bu COVID-19 çerçevesinde başkan girişte bir kısmını söyledi. Yeni getirilen iki tane İslam ve prim teşviği var. Ve uygulamada hakikaten çok sorunlu olabileceğini düşündüğümüz burada birbiriyle de ilintili teşvikler söz konusu. Özellikle 1 Ocak 2019, 17 Nisan 2020 veya 1 Aralık 2020 itibariyle kayıt dışı çalıştırılanlara yönelik ya da daha önce işten ayrılma her ne sebeple olursa olsun işçilerin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıkları dışındaki fesih sebeplerine kaynaklı çıkışların tekrar 1 Aralık itibariyle İslam'a katmalar halinde yeni bir teşvik söz konusu. Artı yine 2019 Ocak 2020 Nisan döneminde en az çalıştırılan bu dönem içerisinde en az çalıştırılan işçi sayısına ilave olarak bir istihdam söz konusu olacak. Bunlar için de benzer teşvik bunlara da getirildi. Tabii bugün bu süremizi aşabiliriz. Ama bununla ilgili önümüzdeki dönemde gerek sorunları yönüyle odamızdan cevap bulabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ve İşkur'dan. Gerekse bununla ilgili eğitimlerimizi muhtemelen önümüzdeki hafta ya da bu hafta sonu gibi onu da devreye almak suretiyle bu eksiğimizi de kapatmış oluruz. Teşekkürler Mehmet Bey. Şimdi zaten açılış konuşmasında bahsettiğim üzere yani bu yapılandırma yasası
konulu oturum olduğu için teşviklerle ilgili oturumlarımızı inşallah önümüzdeki günlerde yine uygun olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte gerekirse İşkur'la da ortaklaşa bir yine böyle oturum yaparız. Burada son bir soru gelmiş. Ödemeleri Devlet Bankası dışındaki bankalardan yapabilir miyiz? Sosyal Güvenlik Kurumu'nda her bankadan yapılabiliyor ama vergi daireleri ile ilgili yapılacak ödemeler... Kart, banka kartları ve kredi kartları ile bütün bankalardan yapabilirler. Ama bankaya bizzat ödeme ise devlet bankaları, ona bahsettiğim gibi katılımcımızında. Ama kartla ödemeler... Yani 2020 evet. yılı başındaki yapılan düzenleme aynen devam ediyor. Evet. Onunla ilgili bir düzeltme işlemi olmadı. Evet, yani tekrar ben katılımlarınız için ve koymuş olduğunuz katkılardan dolayı her iki kuruma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu uzaktan online yaptığımız eğitimleri yakın bir zamanda aşar. Yüz yüze eğitimlerimize, toplantılarımıza başlarız temennisiyle. Ben bütün izleyicilerimize, meslektaşlarımıza ve iş dünyasına ve sizlere de sağlıklı günler dileyerek alasmalık ve teşekkür ediyorum.